Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz beIN Spor stüdyolarına. 24 Eylül Cuma günündeyiz. Haftanın son manşetine Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Size sorumlu. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Değerli izleyenler, dün 6. haftanın son karşılaşmaları oynandı. Bugün itibariyle 7. hafta hemen başlıyor aralıksız bir şekilde. Bu akşam Beşiktaş Altay ile oynayacak. Beşiktaş'taki son durumu da yine programımız içerisinde bulabileceksiniz. Dün oynanan karşılaşmalara değineceğiz. Dün 3 tane maç oynandı. Üçü de birbirinden güzel, üçü de birbirinden heyecanlı, üçü de birbirinden ders çıkarılabilecek futbol adına, oyunun gelişmesi adına, oyunun güzelleşmesi adına üçünde birbirinden farklı örnekler içeren hakikaten güzel karşılaşmalar oldu. Tüm takımları, dün sahaya çıkan 6 takımı da tebrik edelim. Hepsini burada konuşacağız, hepsini burada değerlendireceğiz. Söylediğimiz gibi 7. hafta bugün başlayacak ama önce dün oynanan karşılaşmalar. Önce Fenerbahçe-Giresunspor, GZT-Giresunspor karşılaşmasıyla başlayacağız. İlk sayfamız nereden geliyor? İlk sayfamız Akşam Gazetesi'nden geliyor. Ekranlarınıza Kadıköy'de mesut bir gece. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Sarı lacivertliler 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile öne geçti. 64'te Mesut Özil farkı 2'ye çıkardı. 85'te Dukara maçın skorunu tayin etti. Puanını 13'e yükselten Fenerbahçe haftayı en karlı kapatan takım oldu. Sarı lacivertli takım ilk atağında golü buldu. Dukara Giresunspor'un ligdeki ilk golünü attı. Miguel Crespo Fenerbahçe formasıyla ilk kez dün akşam sahaya çıktı. Ve Ülker Stadı'nın çatısında küçük bir yangın çıktı ki. Ya yangın deyince de böyle insanın aklına şey geliyor. Böyle Allah korusun yani çok büyük bir şey diyor. Yangın değil, hani böyle bir tutuştu orada bir şey. Kablolar evet. Muhtemelen. Çıktı, hemen evet. Fenerbahçe stadında yetkililer müdahale etti ve Allah korusun herhangi bir şeye sebebiyet vermeden de halledildi konu. Bir sonraki sayfamız nereden geliyor? Fanatik gazetesi 10 puanlık gece başlığını atmış. Beşiktaş'ın 2, Trabzonspor'un 2, Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe 3 puan alarak zirveye yaklaştı. 2 haftalık galibiyet hasretinin ardından Giresunspor'u mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin önemli kayıplar yaşadığı haftayı karlı kapattı. Zirveyle arada 1 puan fark kaldı. Takımın yıldızı Mesut Özil'in ilk golünü attığı Kadıköy'de, Pereira'nın yenilmezlik serisi 20 maça çıktı. 6 haftayı 1 puanla geçen GZT Giresunspor ise Süper Lig'de gol siftahını Fenerbahçe'ye karşı yaptı. Maçı izlemeyen izleyicilerimiz için söyleyelim ki bir de penaltı kaçırdı GZT Giresunspor takımı. Milliyet gazetesi, futbol yok, gerisi, özür dilerim, getirisi çok. Futbol yok, getirisi çok başlığını atmış. Fenerbahçe, zirve yarışındaki rakiplerinin tökezlediği haftada Giresunspor'u yenerek eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Ancak ortaya koyduğu futbol yine çok yetersizdi. Sarı lacivertliler Ferdi ile maça hızlı girdi. Konuk takım Balde'nin kaçırdığı penaltıyla beraberlik şansını tepti. İkinci yarıda Mesut ve Dukara'nın karşılıklı golleri sonucu belirledi demiş. Şimdi burada bir önerme var. Futbol, ortaya koyduğu futbol yine çok yetersizdi. Bunu birazdan zaten konuşacağız. Bunu bir cebe koyalım, unutmayalım. Ve son olarak Hürriyet gazetesi, tek mutlu Fenerbahçe, büyük puntoyla attığı başlık. Kanarya'da henüz ikinci dakikada Ferdi Kadıoğlu perdeyi açtı. Maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş'ın neden olduğu penaltının ardından 40'ta topun başına geçen Balde direğe takılınca Karadeniz ekibi skoru dengeleme şansını kaçırdı. 64'te Mesut Özil'in golü sarı lacivertlileri rahatlattı. 85'te jeneriklik bir gol atan Dukara ise sadece tabelayı belirledi. Vitor Pereira'nın öğrencileri 13 puana yükseldi. Mesut Özil'e döndü. 11.3 kilometre koştu ve 3. golünü attı demiş. Burada yine bir önerme var. Mesut Özil'e döndü. Çok koşunca mı Özil'e dönüyor? Mesut Özil herhalde o mu kastedildi acaba, bilemedim. Ferdi Kadıoğlu'nun golleri ve asistleri uğurlu geliyor diyor. Kadıköy'de Giresun'u yıktı. 6. haftada 4 büyükler içinde 3 puan alan tek takım oldu Fenerbahçe. Bir de şurada Mert Hakan Yandaş'ın neden olduğu penaltının ardından derken herhalde oraya sığdırmak için değil mi? Hani Mert Hakan Yandaş'ın eline çarptı falan demek yerine direkt neden olduğu yazınca herhalde o yer sıkıntısından olsa gerek kısaltma, bir kestirme ifade kullanmış gazete. Şimdi Uğur Beyciğim ne dedik? Futbol yok,
getirisi çok. Ne diyor orada? Ortaya konan Milliyet Gazetesi değil mi? Bir saniye hemen şuradan tekrar bulayım. Ortaya konan futbol yetersizdi. Hah buldum. Ortaya konan futbol yine çok yetersizdi. Pereira kazanıyor. 13 puana çıktı. Yetersizdi, değildi. İyiydi, kötüydü. Öyleydi, böyleydi. Bütün bu şeyleri bir kenara bırakarak, tespitleri ya da belirleyici sıfatları bir kenara bırakarak Fenerbahçe'nin oyununu analiz etmeye çalışalım bugün. Neye göre yetersizdi, neye göre yeterli? Bunları bırakalım. Ne yaptı? Fenerbahçe ne oynamaya çalışıyor? Şimdi bazı sorular var. Ben dedim ki kendi kendime bunları yayında Uğur Bey'e sorayım. Program öncesinde söylemedim. Fenerbahçe, takımlar sahaya ne için çıkar? Galibiyet için çıkar. Bizim spor medyasında bir klişe vardır ya, sahaya galibiyet için, beraberlik için ya da mağlup olmak için çıkacak hali yok. Herkes galibiyet için, puan için çıkıyor sahaya. Fenerbahçe otomatik olarak, doğal olarak sahaya galibiyet için çıkan takımlardan bir tanesi, her zaman galip olmak için çıkar. Peki niye oynuyorsun? Doğal olarak gol atmak için oynuyorsun. Peki gol atmak istiyorsan niye ileride kalabalıklaşamıyorsun? Bir, eğer ana hedef, eğer gol yememekse ana hedef, çünkü şuraya getireceğim. 3 bloktan bahsedebiliriz. Savunma, orta saha ve orta sahanın önü. Herkes ayrı bir birimmiş gibi oynuyor. Yani herkes birbirinden, herkes derken her bir sıra, her bir bölüm. Hücum attı kendi başına. Orta saha kendi başına. Savunma kendi başına. Bağlantı yok. Uzak kalma var. Çok uzak kalıyor. Hem enine hem boyuna. Oyunun boyu, takımın boyu zaman zaman çok uzuyor. Gol atmak istiyorsan niye böyle oluyor? Bunu eğer kolay gol yememek için, formasyon itibariyle kolay gol yememek için yapıyorsan, yani arkaya top atılır vesaire, o olur şu olur bilmem ne, herkes alanını güvenli bir şekilde sağlama almak için ileride kalabalıklaşamıyorsa, bu da ayrı bir sorun. Orta sahada bazı oyuncuların üzerine çok yük biniyor. Ve bütün bunları cover etmek için de Fenerbahçe çok fazla koşuyor. Daha az koşarak, bir maç içinde daha az efor sarf ederek kazanamaz mı bir takım? Elbette kazanabilir. Örneklerini hem Türkiye'de hem dünyada rahatlıkla görüyoruz. Peki, bir diğer konu. Fenerbahçe'nin oyunu uyarlanabilir, değişen durumlara uyarlanabilir bir oyun mu? Görebildiğim kadarıyla değil. Hep aynı. Evet. Hep aynı. Tabii bu başka bir dava ama. Tabii başka bir konu. Hani rakip bir şey yaptığı zaman buna cevap vermek, bir taktikle cevap vermek değil. Hep aynı oyunla. Bunu da anlarım. İstikrarlı bir şekilde. Ben bunu oynayacağım diyor. Son derece mantıklı. Ama acaba bir B planı mı, taktikten şey vermeden, taviz vermeden bir B planı mı geliştirmeli? Her takım yani geliştirmeli. Devamlı hücum ve devamlı geriden gel top al, ileride çarpışarak yürü. Geriden gel top al, çarpışarak yürü. Bu arada top kaybetmemeye çalış. Geride pozisyon vermemeye çalış. Çünkü şu son. Yani diyorum ya, iyi oynadı, kötü oynadı değil mesele. Fenerbahçe ne oynamaya çalışıyor? Bunu bir temiz şeyle analiz etmeye çalışalım. Çünkü ben anlamıyorum. Çok temel bir prensiple başlamak lazım. Futbolda topun olduğu yerde farkı futbolcu yaratır. Topun olmadığı yerde farkı tek direktör yaratır. Yani oyun planı. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin de meselesi topun olmadığı yer. Topun olduğu yerde Valencia yeteneklidir. Doğru. Ferdi süratlidir, Mesut Özel'dir, Rossi golcüdür. Topun olduğu yerde onlar fark yaratabilir. Ama anladığım kadarıyla meselemiz bu değil. Anlamak istediğimiz şey topun olmadığı yer. Hocanın bakış açısı değil mi? Evet. Topun olduğu yerde farkı futbolcu yaratabilir. Orada oyuncu kalitesi yüksektir, alçaktır, bunu tartışabiliriz. Topun olduğu yerde netice alıyorsa veya almıyorsa bunu futbolcu üzerinden konuşabiliriz. Ama Fenerbahçe'nin meselesi anladığım kadarıyla topun olmadığı yer. Topun olmadığı yerde de farkı tek direktör yaratır. Fenerbahçe niye topun olmadığı yerde idealize olamıyor? Sanırım sorumuz bu. Fenerbahçe yakın oynayamıyorsa, Fenerbahçe hücumda kalabalıklaşamıyorsa, Fenerbahçe sizin tespitinizle bloklar arası mesafe uzaksa, o zaman meselemiz topun olmadığı yerle ilgili. Öncelikle birinci giriş fazı olarak bunu söyleyebilirim. Demek ki konumuz tek direktör. Tek direktörün Fenerbahçe'de yeni bir kurguya başladığını, bir kurgu yaratmaya çalıştığını ve bu kurguyla ilgili adaptasyon meselesi olabileceğini tahmin ediyoruz. Nedir kurgu? Fenerbahçe çok uzun zamandır dörtlü savunma oynuyor. Uzun uzun yıllardır. Yani ne zaman en son üçlü savunma oynadığını hatırlamak güç. Ersun Yanal maç içinde bölüm bölüm dönerdi üçlü savunmaya. 2013-14, yani oraya kadar gidebiliriz. Neredeyse demek ki 7 yıldır Fenerbahçe temel plan olarak, ana plan olarak pek üçlü savunma oynamıyor, yanlış anımsamıyorsam. 7 yıl sonra Fenerbahçe üçlü savunma oynamaya dönüyor. 3-4-2-1'e dönüyor. Ve Pereira bunu adapte etmeye çalışıyor. Oyuncularına, ekibine,
kamuoyuna, tribünlere bunu adapte etmeye çalışıyor. Tabii üçlü savunmanda şöyle bir uygulama sorunu var. Sahayı yatay çizgilerle böldüğünüz zaman çok farklı gözükmüyor. Yatay iki çizgiyle böl. Defans, orta, sağ, hücum. Çok farklı değil gibi her şey. Yani taç çizgilerine paralel yatay derken onu kastediyorsun. Taç çizgilerine dik diyorum. Böyle yani. Yukarıdan aşağıya yani. Sahayı düşün. Yukarıdan aşağıya değil. Yan düşünüyorum sahayı. Bizim bakış açımızda yani. Ya normal klasik savunma, orta, sağ, hücum diye birinci böldüğünü bölge, düşün. İkinci bölge, üçüncü birinci bölge. Bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge Tamam. Böldüğünü düşün. Sanki çok problem yok, çok fark gibi, yok gibi görünüyor. Ama dikey çizgilerle böldüğünde fark ortaya çıkıyor 3-4-2-1'de. Yani taç çizgilerine paralel bir şekilde dikey iki çizgiyle böldün. Sağı 3 parçaya böldün. Yani sol parça, orta parça alt ve parça. sağ parça olarak böldün. Orada bir parselasyon sonra oluyor Fenerbahçe'de. Mesele o. 3-4-2-1'de bu 3 parçayı eşit bir şekilde ele almakta güçlük yaşanıyor. Ferdi ve Samuel'e çok fazla yük Evet. biniyor sol parça ve sağ Evet. parçada. Dolayısıyla Ferdi ve Samuel üzerlerindeki olağanüstü yük sebebiyle bence hücum katkısını yapmakta biraz güçlük çekiyorlar ki bunlar hücumcu oyuncular. İkisi de açık orijinleri. Ferdi'nin orijini 10 numara. 10 numara oyuncusu olarak Hollanda çıkış yapmış. Samuel'in orijini sağ açık. Normalde bunlar hücumcu oyuncu. Bunları kanat bek kullandığın zaman hücuma çok katkı yapmalarını bekliyorsun. Ama tabii biraz tedirgin oynuyorlar. Çünkü Tedirgin oynuyor. üzerlerinde 100 metrelik bir yük var. Bu yükü paylaşmakla ilgili bence Fenerbahçe'nin sıkıntısı. Bu yükü paylaşmak için O tedirginlik diğer arkadaşlarında da var. var tabii bu çünkü bu formasyona adapte olmak kolay değil. Çünkü Ferdi ve Samuel hücuma çıktıklarında bilmeliler ki sol stoper Salah ve sağ stoper Serdar dublaja gelmeli. Onların arkasını toparlamalı, süpürmeli. Ferdi ve Samuel hücuma rahat çıkabilmeli. Onlar hücuma rahat çıkarsa takım ön tarafta kalabalıklaşır. O zaman sizin bahsettiğiniz sorun ortaya çıkmaz. Doğal Ön olarak. tarafta ama 3 oyuncuyla hücum edersen, sadece Mesut Rossi Valencia'nın sırtına binerse Fenerbahçe ön tarafta cılız gözüküyor. Kalabalık gözükemiyor. Bir büyük takım da ön tarafta kalabalık olur. Söze başlarken dediniz ki topun olduğu yerde zaten yetenekli oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Fark yaratabilir ama aynen söylediğiniz gibi şimdi topun bulunduğu yerde rakip de kalabalık. Dün Valencia'nın 3 kişi arasında 5 kişi arasında kaldığını kaç kere gördünüz maçta? Çok görmüşsünüzdür muhtemelen. Çünkü Topu topun tutmaya, olmadığı saklamaya yerde çalışırken. arkadaşlarını bulamıyor Valencia. Pas opsiyonu Bravo. bulamıyor. Topun olduğu yerde Valencia var. Orada bir kalite ortaya koyuyor. Ayakları yere sağlam basıyor. Doğru. Sırtını yaslıyor. Topu saklayabiliyor ama pas opsiyonu çok fazla Bulamayınca. yoksa Valencia'nın da işi zorlaşıyor. O zaman 4 kişinin arasında girmek zorunda kalabilir. Pas opsiyonu olarak sadece Mesut ve Rossi'yi görüyor orada. Ne Gustavo Mert bloğundan, orta sahadan hücuma net bir bağlantı var. Ne de Ferdi ve Samuel beklendiği kadar. Zaman zaman tabii katkı yapıyor ama beklendiği kadar ön tarafa katkı yapabiliyorlar. Bence Fenerbahçe'nin sorunu o. Sahayı dikey iki çizgili üçe böldüğünüz zaman merkez kalabalık evet ama kanatlar Ferdi ve Samuel'in sırtında büyük yük var. Bu anlamda sanki hala zamana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bu taktiksel planı Anlayabilmek. özümseyebilmek, içselleştirebilmek ve doğru biçimde uygulayabilmek için. Sanki sorunu gibi görünüyor bana. Mert Ama Hakan, buyurun, özür buyurun. dilerim Mert Hakan'a Yo geçmeden yo, önce devam büyük edin, buyurun. planda şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe haksızlık etmeyelim. 11 Eylül, 23 Eylül. 13 gün. 13 günde Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş 4'er maç oynadılar. Doğru. Bu 4'er maçın sonunda toplam galibiyetleri kaç biliyor musun? 4 toplam. 3'ün toplam galibiyeti 4. 12 maça çıktılar. 4 tane kazandılar sadece. 17 gol attılar, 18 gol yediler. Yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş hepsi dayak yiyor. Hepsi hırpalanıyor, hepsi zorlanıyor. Birçok sakatları var. Düşe kalka devam ediyorlar ve bugünden itibaren de Beşiktaş'la beraber 5. maçlarına başlıyorlar. Aynen öyle. Ve bu süreç 9 gün daha devam edecek 2 Ekim'e kadar. 11 Eylül ile 2 Ekim arasındaki 22 günde 7'şer maça çıkmış olacaklar. Şu an 4'e çıktılar, 3'er tane daha Buna can mı çıkacaklar. dayanır diye sorulur. Evet yani üst baş yırtıldı artık Evet. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın biraz önce eksiklerinden bahsediyordunuz Evet. biliyorum o bloğa gelince Evet. konuşacağız. Olağanüstü sayıda kritik eksiği var. Evet. Herkes Fenerbahçe'nin dün 6 sakatı vardı. Herkes çok yıpranıyor. Maddi manevi. O yüzden de şu aşamada 22 günde 7 maçlık bir süreçte de biraz belki teknik adamların kafalarındaki planları sahaya adapte edememeleri konusunda da onlara Hak belki vermek lazım. tolerans tanımak lazım gibi görünüyor. Peki Mert Hakan Yandaş diyordum tam olarak. Frankfurt maçında Gustavo ile beraber iyi bir ikili olduğunu ve Gustavo'nun daha öne çıkan yükünün savunma anlamında yükünün biraz daha hafiflediği ve daha iyi top yapabildiği bir karşılaşma oldu. Ama dün akşam pek öyle değildi. Yine o kopukluk net bir Değildi. şekilde gördük. Şimdi dikkat Mert Hakan ederseniz mı iyi değildi acaba?
Öyle mi düşünmemiz lazım? Mert Hakan da iyi değildi. Evet. Dikkat ederseniz Fenerbahçe hemen her pozisyona oturdu. Bu Eintracht Frankfurt maçı 11'iydi bu arada. Birebir Eintracht Frankfurt maçı 11'ini kullandı. Başakşehir maçında 4 oyuncu değiştirdi. İstediği gibi gitmedi işler. İşte Max Meyer'i, Berisha'yı, Pelkas'ı değil mi o maçta? Ve Muhammed'i 11'e adapte etti. Burada birebir Eintracht Frankfurt 11'ine döndü. Pereira risk almadı. Eintracht Frankfurt oyununu tekrar etmek, taklit etmek istedi ama olmadı. Eintracht Frankfurt'un o özellikle 45 dakikasındaki muazzam tempolu oyun oynanamadı. Doğru. Ve oradaki Gustavo'nun Mert'le beraber oynadığında yaptığı hücum katkısını burada yapamadığını gördük. Fenerbahçe her pozisyon hemen hemen oturmuş durumda. Bir tek Gustavo'nun partnerini arıyor. Zaitz'i daha çok oynatıyordu orada. Sonra Zaitz sakatlandı. Arda Güler oradan geçti. Max Meyer geçti. Mert Hakan geçti. Orayı arıyor. Gustavo'nun partnerini arıyor. En son Crespo'yu koydu. Gustavo'nun partnerini. Orayı bulamıyor. Sanırım Vitor Pereira da oradan çok memnun değil. Çünkü orta ikiliden birinin en azından dönüşümlü de olabilir. Birinin en azından hücumda var olması lazım. Yani ikisi de defansif vazife yaparsa 3 artı 2, 5 savunmacı oluyor. Gustavo'nun performansını, Gustavo'nun kapladığı alanı yardım edecek ya da en azından hani onun kadar yapmaktan bahsetmiyorum da ona yardım edecek oyuncuyu şu anda tam bulamadı hoca. Yani hem o, sen şeyden bahsediyorsun, defansif yardımdan, ben ofansif boyutundan bahsediyorum işin ya. Büyük takım iyi futbol, iyi futbolcu oynar. Büyük takım ileride kalabalıklaşır. Bak, Gustavo Mert'ten birinin dönüşmüyor, çıkması lazım. Bizim sözü getireceğimiz yere izleyicimiz Sezgin Bey kestirmeden, Sezgin Güney kestirmeden gitmiş. Diyor ki, Pereira'nın oyun sistemi Gustavo'nun yanına mutlaka Sosa ya da Zayis gibi Mesut'un arkasında pas bağlantısı yapabilecek bir oyuncu istiyor. O yüzden sorun yaşanıyor. Sizce de böyle mi? Problemlerden biri bu. Peki nasıl yerleştirecek? Anladığım kadarıyla yerleşimi değiştirmek istemiyor ama yerleşimi değiştirmek istiyorsa bence 3-3-3-1'e dönmeli. Zaten bunu hemen hemen her programda söylüyorum. Yani 3 tane stoper, onun önünde Gustavo'nun sağında Ferdi, solunda Ferdi, sağında Samuel oynuyor zaten. Onun önünde bir üçlü, dün Mesut Rossi vardı. Mesut Rossi'nin ortasına mesela Pelkas, mesela sakatlıktan döndüğünde İrfan. Ondan sonra da bir santrfor. Benim kastettiğim o çok ufak bir rotuşla Fenerbahçe'nin o Sezgin Bey'in sorduğu pas bağlantı sorunu da giderilir. Ayrıca önde kalabalıklaşması sağlanır. Ama bir rotuşu yapmıyor ısrarla. Yapmıyorsa o zaman Gustavo'nun doğru partnerini bulması lazım. O pas balansı yapabilecek partneri. Evet, Sosa bu işlerde mahir bir oyuncu. Aslında Mert de yapabilir. Mert dün kötü de başlamadı. Aslında iyi başladı. Mert'i ben ilk 15 dakikada beğenmiştim. Ben not almıştım. Ama 15 dakika sonra geçişlerde böyle agresif fauller. Kırmızı tehditle de karşı karşıya kaldı. Peşinden penaltıda bir şaşkınlık ve penaltıya sebebiyet olması. Bu sefer şu akla geliyor. Mert aslında dinamik oyuncu. Ama akıl katamıyor oyuna. Çünkü futbol dinamizmden ibaret değil. Aklınızla oyuna katmalısınız ve realist oynamalısınız, gerçekçi oynamalısınız. Mert demek ki onu yapamıyor. Mert panikle oynayınca çıkarmak zorunda kaldı Pereira onu. Kırmızı kart görür diye korktu. O zaman bu yorumunuz akla şu soruyu getiriyor. Savunmada açık vermemek. Bütün endişe, bu endişe gol bulmaktan daha mı fazla etkiliyor acaba? Takım, hocam o zaman oyuncuları. Başakşehir maçında Okakan'ın attığı birinci golü arkadaşlardan rica ediyorum. Bence o endişeyi... İki stoper arasından çıkan. Evet, çok iyi temsil eden bir gol o. Fenerbahçe'nin bence oyunundaki problemi çok güzel ifade eden bir gol. Şimdi pozisyon tabii bu, orta sahadan başladığını belirtmek lazım. Önce bir duralım. Şimdi Fenerbahçe'nin yerleşine bakalım. Bakın, üç stoper sağdan sola. Serdar Kim, Salah'ı doğru yerdiler değil mi? Doğru. Harika, mükemmel pozisyon almışlar. Sağ kanat bek Samuel burada, sol kanat bek Ferdi orada. Herkes yerinde. Evet. Orta sahaya bak, Meyer, Gustavo yerinde. Doğru. Aynı hatta. Mükemmel yerleşim. Doğru. Yerleşim mükemmel. Oynatalım. Sağa oynanıyor oyun. Tolga Ciğerci'den Vişça'ya oynanıyor. Bak, Vişça'ya top geldikten sonra Şener de arkadan bindirme yaptığında bir pilota geçtiğimizde paus yapalım. Şimdi pilota geçtiğinde paus yapalım. Burada. Dur. Bak, problem burada. Ya Fenerbahçe 7 kişi. Görüyor musun? Ceza alanı içinde girmek üzere olan Meyer'i de sayarsan, çizgide olan Ferdi de sayarsan Fenerbahçe 7 kişi, Başakşehir 3 kişi. Yani savunma kalabalık, kimse pozisyon hatası yapmamış, yerinde herkes. Ama 7 kişiye karşı 3 kişi, Berkay'a gelse Berkay da pozisyon yaratabilir. Evet. 8 numara Okaka'ya geliyor, Okaka gol oluyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bence savunma prensipleri açısından daha mükemmelleşememiş bir oyunu var. Pozisyon hatası yapmıyorlar. O konuda Pereira'ya çok takdir ediyorum. Mesela programı ilerleyen bölümde Galatasaray'ın yine pozisyon hatalarını göstereceğiz.
O anlamda Pereira'yı takdir ediyorum. Pozisyon hatası yapmıyorlar ama eşleşme hatası yapıyorlar. Şimdi burada Şener koşu yaptığı anda Ferdi doğal olarak, Ferdi kanat bek, Ferdi doğal olarak Şener'e koşuyor. Bence doğru yaptı. Ama Ferdi koşunca Salah'ı panikliyor. Bak Vişça ile mesafesi artıyor. Vişça çok rahat nereye bir şekilde kapatacağını şaşırdı. Evet, elleri nereye bağlı olan şaşırdı. Elleri bağlı olan Salah'ı herhangi bir blokaj yapamadığı için ona çok rahat bir şekilde ortaya yapıyor ve golü buluyorlar. Evet. Fenerbahçe'nin sanırım savunmadaki sorunu hala bana sorarsan zaten üçlü savunma oynuyorsan üçlü savunmanın sol stoperi Salah'ı ve sağ stoperi Serdar rakibin açıklarıyla eşleşmeli gibi geliyor bana. Alan paylaşımı ve sorumluluklar tam Adam anlaşılamadı. Paylaşımıyla ilgili sorun var. Şimdi Vişça geldiği zaman Vişça ile otomatik eşleşen Ferdi mi oluyor Fenerbahçe'de? O zaman ben beşli savunma yapıyorum demektir. O zaman Doğru. Burada bir yanlış Beşli var. savunma yapıyor demek. O zaman 3 stoper bir santrforla mı oynuyor? O zaman kaynakların verimsiz kullanımı var burada. Eğer öyleyse dediğin Eğer gibi. Öyleyse. He. Paylaşım öyleyse yani. Samuel yani Başakşehir'de sol açık Deniz Türüç bindirme yaptığında bununla eşleşen Samuel ise o zaman 3 stoper bir santrforla oynuyor. O zaman beşli savunma yapıyorum ben. O zaman burada bir sıkıntı var. Zaman zaman Salahi'nin yani sol stoperin sağ açıkla Serdar'ın sağ açığın sağ stoperin sol açıkla eşleşmesi lazım ki benim kanat beklerim de özgürlük alanı bulsunlar ve ofansif olarak bir işe yarasınlar. Fenerbahçe Verimli olsunlar. beşli savunmayla 3 kişiyi karşılamaya kalkıyor. Bir santrfor var içeride onu 3 stoper karşılıyor. Bence sorun bu Fenerbahçe savunmasında bir eşleşme sorunu var. Sorun derken bu tespit sadece savunmayla değil muhtemelen orta saha ve hücumla da alakalı. Tabii Aynı bu şey. kanat beklerinde bir kaygı yaratıyor. O endişe yani sistemin tam olarak adam, alan, sorumluluk, mesuliyet bunların tam olarak kimin üzerine ne düşüyor anlaşılamaması o endişeyi yaratıyor. O endişe de aman gol yemeyelim ama bu esnada da gol atmaya çalışalım. İşte ondan sonra alanını boşaltma ya da terk etme konusunda endişe duyduğun için sabit kalıyorsun. Hareketlilik yok. Hareketli olmaya çalışan 2-3 kişi de yetmiyor. Çünkü topun düştüğü yerde yetenekli oyuncu 3-4 kişi tarafından sıkıştırılıyor. Aynen öyle. Maç bitiyor Başakşehir maçı. Bu golle ilgili hata Ferdi'ye yazılıyor mesela. Ferdi sosyal medyadan veya geleneksel Bu gol değil medyadan mi? bunu takip ediyor. Bu golle ilgili Ferdi değil ki hatalı. Ferdi doğru adama gidiyor. İlle bir şey arıyoruz değil mi? Ferdi Sorumlu Şener'e arıyoruz. gidiyor. Aslında burada yani Vişça'nın adamının Salah'ı olması lazım. Bana sorarsan üçlü savunma oynuyorsam ve 3 stoper bir santrforla eşleşiyorsa o zaman ben şurada kaynakları basması verimsiz kullanırım. gerekiyor diye, daha erken basması gerekiyor diye mi düşünüldü acaba? Hani geri Daha gelmek erken yerine değil basarsa de. ama Şener koşu yapıyor. O da onu kovalıyor işte dediğiniz gibi. Onu kovalaması doğal. Ferdi'nin Yok, Şener'le sadece gitmesi doğal. düşünce olarak Galiba çünkü öyle düşünüyorlar. Ferdi'ye haksızlık olmuş eğer ben görmedim Ferdi'ye onu da. haksızlık oluyor. Haksızlık olmuş orada yani. Ferdi'ye kesildi bu Bu golün adamını faturası. bırakmamış, adamını takip etmiş. Evet. Ferdi adamını takip etten de otomatik olarak Salah'ın Vişça'yla eşleşmesi lazım. O kadar uzak kalmaması O da lazım. Şener'in başarısı işte. Bir adam eksiltiyor Tabii savunmadan, ama peşine çok klasik takıyor. bir şey ya. Bek Aynen öyle. bindirir, Futbolun savunma doğrusu yani. dengesini bozar. Standardı. Çok klasik bir bek koşusu yapıyor ve Fenerbahçe'nin savunma dengesini bozuyor. Fenerbahçe hala tam anlamıyla eşleşme sorunlarını çözememiş değil. Acaba bilmiyorum şu an çok mu karıştırırım akışı? Galatasaray'ın Hangisi? yediği gole baksak, Bu aradaki farkı son görsek. maçtaki mi? Son maçtaki hangi gole bakalım biliyor musunuz? Yediği ilk gol. Ya yediği ilk gol bir duran top. Aslında şey var orada. Yine İlk gol hata var ama ama. hadi getirelim. Çok karıştırmış olacağız ama. Sevgili dostlar, Tamam Galatasaray'ın Galatasaray'ın yediği golleri yediği getirelim. ilk golü getirebilir miyiz lütfen? Galatasaray'ın yediği ilk gol bir duran top ama yine de Oraya aslında gelene kadar yine dünya kadar şey var. Pozisyon kaybı var. Şimdi bak, Tiam buradan çık. Bu ilk gol mü? Devam. Başını görmemiz lazım, başını. başı var mı? Yani Tiam'ın topu kendi yarı sahasından alıp boş alana atması Onur'a. Orada Oğulcan'ın bir tek mevzuya uyanıp geri koşması. Patrick Van Aanholt'ta Asunsuğan'ın. Yok herhalde, onu birazdan bulacaklar. Tamam, böyle duralım. Şimdi Galatasaray'ın o zaman burada başka bir şeyine bakalım. Duran top savunmasını Galatasaray alan adam karma yapıyor. Evet. Dikkat ederseniz bir dörtlü var. Alan savunuyor. Van Aanholt'la başlayan. Arkasındaki oyuncu sanırım Yedlin, Nelson ve Emre Kılınç. Alparslan da Emre var. Bir Kılınç burada. O en arkadaki Emre Oğulcan Kılınç değil. muhtemelen. Oğulcan. Alparslan'ın Özür dilerim. arkasındaki Oğulcan. Ya da Alparslan'la beraber evet öndeki. doğru. Alparslan'la beraber o dörtlü tamamlanıyor. Alan savunan. Bir de adam savunanlar var. Adam savunmanına dikkat edersen dört kişi. Evet. Dört Kayseri'yle eşleşmişler.
4+4 bir savunma yapıyor burada Galatasaray. 4 alan 4 adam karma. Ne oluyor? Orada ne alan ne adam savunmasında olmayan Tiam bir koşu yapıyor boşluğa ve boşluktan golü buluyor. Evet. Şimdi buradan o zaman Galatasaray'ın duran top savunmasıyla ilgili bir şey çıkmaz mı? Bir soru işareti çıkmaz mı? Bir. Kimse niye onu almadı? Adam savunması yaparken Tiam adam adama savunacak düzeyde bir adam değil mi? Bunu tahtaya yazarken sen, kağıda yazarken ya Tiam bu takımın santrforu. Tiam'la birebir eşleşmek gerekmez mi? Elbette gerekir. Bir planlama hatası bu. Bunu diyorum bak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hataları farklı. Farklı tabii. Fenerbahçe planlamada bir hata yapmıyor. Pozisyonlar doğru, Galatasaray planlamada hata yapıyor. Şimdi Galatasaray'ın ikinci golüne gelelim. Buyurun. Yediği ikinci golü. Emrah. Emrah attı. Orada da bunu soracaktım sana. Ne diyeceksin bilmiyorum bak şu anda. Bir duralım. Burada kaptırdı Nelson mu yanlış yere attı? Asunsao mu alamadı? Ne o dersin? Zaman bir daha attıralım. Nelson'a bir daha gel, attıralım. Gel tekrar Nelson'un ayağına gelsin. Top bak orta sahada bir Feghouli var. Burada bir Alparslan var. Asunsao var. Taylan koşuyor. Sağda da Yedlin var. Evet Nelson biraz pasın şiddetini ayarlayamamış. Yani boşluğa mı attı? Asunsao mu? Ne dersin? Burada kaptırdı var. Mensah aldı topu. Yok Nelson pasın şiddetini ayarlayamamış. Ama kaptırdı. Tamam, kaptırdıktan devam. Sonra devam edelim. Kaptırdıktan sonra aslında hazırlıksız yakalanıyor gibi gözüküyor Galatasaray ama pozisyon alıyor, pozisyonlarını alıyor. Şimdi Emrah'a gittiği anda duralım. Bayağı zaman kaybetti ya Kayseri. Burada duralım. Şimdi Galatasaray'ın dörtlü savunmasına bak. Fanaanolt, Alparslan, Nelson, Yedlin yerinde. Evet. Üçlü orta sahası o sırada Asunsao, Feghouli, Taylan. Üçü aynı bölgeye dikkat edersen. Doğru. Top ayağında olan Mensah'ın orada. Problem orada. Ne yapıyor? Savunma orta saha bloğu arasında oluşan burada manasız boşluğu Emrah değerlendiriyor. Normalde 6 numara Taylan doğru yerde ama Asunsao burada 6 numara oynuyor. Tabii şurada bak. Evet ama galiba pozisyon gereği Taylan 6'ya geçmiş. Çünkü Asunsao topu kaptırdı ya. Asunsao yerini alamıyor diye Taylan 6'ya geçmiş. Dolayısıyla burada 8 numara oynayanlar şu anda Feghouli Asunsao. O da kapatmaya Feghouli ve Asunsao aynı yerde yanlış yerdeler. Evet. Feghouli ve Asunsao'nun mesafesinin açılması daha fazla alanı kapatmalar lazım. Feghouli ve Asunsao'nun açılmamalarının aynı yerde olmanın kaynaklanan bir boşluk doğuyor. Zaten dediğin gibi eğer olsa zaten o gol olmayacak. O boşluğu da Emrah değerlendiriyor. Beşiktaş'ın Balotelli'den yediği gole gidelim şimdi. Beşiktaş'ın Balotelli'den yediği golü verme şansı var mı? Tamam rejimi süper ama. Ama söyledim. Ha söyledim ama. Söyledim. O zaman tamam. Dur hocam. Durdu. Pası vermeden önce durdur. Pası vermeden önce durdur. Şimdi aynen bu burada dur verdirme. Vargas'ın yerinde Tiam'ı düşün. Tamam mı? Aynı pozisyon. Birebir aynı pozisyon. Beşinci dörtlü savunması bak Rıdvan, Montero, Wellington, Rozier'e doğru yerde. Doğru. Üçlü orta saha Josef, Atiba, Salih doğru yerde. Ama Josef, Atiba, Salih aynen Galatasaray'ın yaptığı gibi Josef, Atiba, Salih topun etrafında. Normalde Atiba ile Salih'in mesafesinin biraz daha açılması daha fazla cover etmeleri, kapatmaları gerekiyor. Peki hocam 28 numara ne yapıyor? Tabii Kenan'ın burada seyretme gibi bir şeyi var. Hatası var yani ama. O da diyor Balotelli, ki acaba açığı mı kapatayım? Sağdan geleni bak, mi Balotelli Emrah'ın yaptığını birebir aynısını yapmıyor mu? Birebir aynısını. Savunma orta saha arasında oluşan yarım boşluk. Salih Atiba mesafesi çok yakın. Hepsi topa gitmiş. Halbuki topun olduğu yerde uygulanan ama topun olmadığı yerde kurgulanan bir oyun. Kurgu hatası. Balotelli o yarım boşlukta topu alacak. Alsın. Atiba hatasını fark edecek ama geç kalmış olacak. Görüyor musun hocam? Bence Atiba'dan ziyade kesinlikle. Kesinlikle. Tabii ama Kenan orada niye seyrediyor? Ben buna katılıyorum. Kenan burada seyretmese, Balotelli'ye gitse bütün bunları konuşmayacağız. Çünkü Atiba'nın sorumlu olduğu alan orada daha geniş. Kenan'ınki bireysel hata ama ben ne yapıyorum biliyor musun? Kenan'ı görmezden geliyorum Kenan'ın yaptığı bireysel hatayı. Kenan orada olmasaydı bile. Beşiktaş bunu yeterince adam var. Değil mi? Peki. Yeterince adam var. 7 adam var. 7 adama karşı 3 adam. 7 adam ama 3 orta sahnesi topa gitmiş. Ve Balotelli çok güzel bir boşluğa, aynen Emrah Başsan'ın yaptığı gibi, yarım boşluğa koşu yapmış ve şut fırsatı bulmuş. Aynen Emrah'ın bulduğu gibi. Neden Fenerbahçe Galatasaray 5'i almak? Fenerbahçe'nin yediği golde pozisyon hatası yok. Herkes doğru pozisyonda, eşleşme hatası var. Galatasaray Beşiktaş'ın yediği golde pozisyon hatası var. İstatistiklere hemen bakalım maç sonunda. Bir de Galatasaray'ın yediği 3. gol öncesi penaltıya bakalım mı? Madem girdik bir tek o kaldı. Tam sonra konuşmamış oluruz o zaman. Tamam. Burada çünkü madem savunma mümkünse sevgili hatalarına reji. Baktık. Galatasaray'ın yediği 3. gol öncesi geliyor şimdi. Penaltı taçtan geliyor ya. Şimdi tacı attırma. Galatasaray'ın yine yerleşimine bak. Attırma bir dakika. Bak Galatasaray'ın dörtlü savunması doğru yerde. Yedin Alparslan, Nelson, Ömer değil mi? Hatta duruyorlar. Orta saha oyuncularına bak.
Taylan Asunsa Morutan. Yani 12-4-21 orta saha oyuncuları. Şimdi taca attır. Gördün mü? Evet. Taylan Asunsa Morutan'ın kapatması gereken bölgede savunma orta saha bloğu arasındaki boşluğa koşu yaptı Tiam. Hikmet Karaman. Müthiş, tebrik ederim. Bak Hikmet Karaman görüyor musun? Aynı golleri attırıyor. Yani çalışmışlar doğru, buna. Doğru. Birinci golde boşluğa Tiam koşu yapıyor. İkinci golde savunma orta saha bloğu arasındaki boşluğa Emrah gidiyor. Üçüncü gol öncesi penaltıda savunma orta saha bloğu arasındaki boşluğa Tiam gidiyor. Tesadüf olamaz. Galatasaray sürekli bu boşlukları veriyor. Galatasaray'ın verdiği o savunma orta saha bloğu arasındaki boşluğa çalışmışlar. Taktikler ya da oyunlar ya da yapılan hatalar arasındaki farkları göstermek, bir kontrast yaratabilmek adına 3 maçtan size farklı farklı pozisyonlar getirdik ekranlarınıza. Şimdi dün akşam oynanan Fenerbahçe-Giresunspor, Fenerbahçe'nin oyununu konuşuyorduk. Fenerbahçe-Giresunspor maçının maç sonu istatistiklerini de rica edelim. Uğur Bey, bunlar ne anlatıyor size? Şutlar 7'de 4 Fenerbahçe'nin, 8'de 2 Giresunspor. 8'de 2 isabet. Topla oynama Fenerbahçe zaten %52 ile oynadı. Geçtiğimiz maçta çok orta yapmışlardı, hatırla. 38. 38. Bu maçta çok fazla orta yapmadılar. Başakşehir orta yapmaya zorlamıştı Fenerbahçe'yi. Çünkü orta sahadan kurulumu sağlayamamışlardı. Oyun kurulumu sağlayamamışlardı. Bu kez daha fazla merkezden kurmaya çalıştı Fenerbahçe. Orta oranı düştü. Rakip ceza sahası topla buluşma Giresunspor'un 8. Giresunspor'un gerçekten çok zayıf bir kadrosu var. Devre arasında net bir şekilde takviyeye ihtiyacı var. Çünkü ön tarafta yaratıcılıkları çok zayıf. Özellikle hücum kısmında, evet. Hücum kısmında. Dukar'a girdikten sonra, Umut Nay'a girdikten sonra biraz daha iyi gözüktüler, kıpırdandılar ama Giresunspor'un bir yaratıcılık takviyesine ihtiyacı takım var. Takım mücadele ediyor. Gerçekten mücadele ediyor. Canla başla mücadele ediyorlar ama hem ön tarafta bazı şeyler çok kolay harcanıyor. Oyuncular tarafından, önde oynayan oyuncular tarafından bazı pozisyonlar çok kolay harcanıp çok kolay top kaybı oluyor. Ve bu da takıma doğal olarak kalede ya da atak ya da pozisyon olarak geri dönüyor. Bir de dediğin gibi yaratıcılık meselesi var, evet. Ki çünkü ben her zaman şunu söylüyorum, biliyorsun programda da defalarca söyledik, ne kadar kalitesiz olursa olsun belli bir taktiğim varsa ve ben bu taktiği en iyi şekilde oynayacağım dediğin zaman böyle kötü bir görüntü vermezsin ekran. Darmadağınık, ne yaptığı anlaşılmayan bir görüntü vermezsin. Doğru. Ya oynadı yenildi denir. Ama o yok işte. Yani bu kalite lig, tamam doğrudur. 6. lig takımı bile doğru durabilir. Yabana atılacak bir şey değildir yani. 6. lig takımı bile doğru durabilir. Aynen doğru öyle, pozisyon aynen olabilir. Öyle. Oyuncuları belki şeydir, yarı zamanlıdır. Hani muslukçu, itfaiyeci falan diye dalga geçiyoruz ya, ama doğru durabilir, doğru pozisyon aynen olabilir öyle. Ve kötü bir görüntü vermeyebilir. Giresun çok çabalamasına rağmen, hakikaten görüyorsun sahada oyuncuların eforunu, çabasını, çok çabalamasına rağmen hem pozisyonları çok kolay harcıyorlar önde, ileride, hem de biraz yaratıcılık konusunda sıkıntıları var. Kadro bu konuda katılabilirim, yani kadronun yetersiz olduğu konusunda. Birçok takıma katılmam ama Giresun konusunda ben Giresun'un de hemfikirim. Giresun kadrosu yetersiz. Evet. Yani Hakan Keleş'in biraz daha iyi oyunculara ihtiyacı var. Devre arası takviye ihtiyacı var. Maç sonunda hocalar nasıl değerlendirmiş karşılaşmayı hemen izleyelim efendim. Maçın zor olacağını biliyorduk çünkü gerçekten kolay değil. Bir tane beraberlik, bir tane mağlubiyet almıştık. Bu iki maçın arasında da bir Avrupa maçı oynamıştık. Bu sık maç trafiğinde toparlanmak bizim için kolay değil. Bugünkü maçın önemini de biliyorduk. Bugün yine beni memnun eden şey takımımın göstermiş olduğu ruhtu. Bir kere daha güçlü bir ruhumuz olduğunu gösterdik. Bu maç gerçekten önemliydi ve bu maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Tabii ki saha içindeki sakinlik ve özgüven zamanla artacaktır, daha da artacaktır diye düşünüyorum. Bizim için şu anda önemli olan şey sakat oyuncuların bir an önce iyileşmesi. Çünkü kaliteli oyuncular hepsi. Onlar sakatlıktan döndüklerinde muhakkak daha fazla çözüm olacak elimizde. Rakibimizin golü attığı an aslında bizim hemen öncesinde 3-0 yakalayabileceğimiz bir anda bizim de yakaladığımız bir fırsat vardı. Fakat rakibimiz gol attıktan sonra takım ister istemez biraz geri çekildi. Bu skoru korumak istedi. Bence bu bir hata çünkü geri çekildiğiniz zaman ikinci golü yeme ihtimaliniz de artıyor. Ama bu biraz içgüdüsel olarak oluyor. Çünkü son iki maçta aldığımız sonuçlardan sonra tabii ki takımın özgüveni biraz etkilendi. Takımın özgüveninin ve kalitesinin tekrar artması az biraz zaman alacaktır. Bizim için içeride oynadığımız maçlarla dışarıda oynadığımız maçların hiçbir farkı yok. Biz oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz ama tabii ki taraftarımızın önünde oynadığımızda demin de dediğim gibi onlar bize çok fazla enerji veriyorlar. Onların desteği bizim için çok önemli. Zorlandığımız anlarda, fiziksel olarak sıkıntı çektiğimiz anlarda bize gerçekten enerji veriyorlar. Takıma o tekrar isteği, ruhu aşılıyorlar. O yüzden rakipler için bu statta oynamak çok zor. Oyuna iyi başlayamadık.
Erken yediğimiz gol biraz demoralize olduk ama sonra oyunu toparladık. Penaltıda kazandık. Gole çeviremedik. Oyun olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum genelinde. Pozisyonlarımız da var. Ama 2-0 gene bireysel bir hata. 2-0'dan sonra risk aldık. Ama biraz oyunu toparladık gene. Golü de bulduk. Son dakikalara kadar iyi mücadele ettik. Oyuncular gerçekten iyi performans sergilediklerini düşünüyorum. Bir beraberlik kazanabilirdik. Penaltı gole çevirseydik galip de gelebilirdik. Çünkü oyun o zaman dönecekti biraz. Ama söylediğim gibi iyi oyun ve gene sonucu yansıtamadık. Her iki takımın hocalarının, teknik direktörlerinin değerlendirmeleri, böyle pozisyonları da birkaç tane pozisyon bu maçtan size göstermek istiyoruz ama Uğur Bey, şu şeyi de verelim mi? Koşu mesafelerini. Tabii. Dün akşam. Buyurunuz lütfen efendim. Gelsin ekrana. Fenerbahçe, Luis Gustavo. 12.5 yine en çok koşan isim. Onu Flavio takip ediyor. Flavio da bu en çok mesafe kat eden oyuncular listesinde gediklilerden bir tanesi. Mesut Özil 11.3, gazetelerde de yazdığı gibi Fenerbahçe'de en çok koşan isimlerden bir tanesi. Mamadou Diarra ve Zeki Yavru da ilk 5'i tamamlayan oyuncular GZT Giresunspor'da. Takımların toplam kat ettikleri mesafe var mı? Hani Fenerbahçe kaç, Giresun kaç kat etmiş? Şimdi gelecek. Tamam. Grafik olarak değil, bilgi olarak söyleyeceğim ben sana. Tamam. Tabii burada Mesut Özil'in burada olması haber değeri taşıyor. Çünkü Flavio, Luis Gustavo'yu zaten sürekli orada görüyoruz. Veya Zeki. Bunlar dinamik oyuncular. Ama tabii Mesut Özil'in hani fiziksel olarak yavaş yavaş seviyesini yükselttiğinin göstergesi bu. Kat ettiği mesafeyi 11.300'lere çıkarması. Tabii ki Mesut'un çok koşması değil alameti farikası. Elbette. Mesut kariyerini çok koşarak yapmadı. Mesut maçın en çok koşan adamı da olmasın zaten. Mesut, aklıyla ve becerisiyle yaptı. Evet, kariyeri. Mesut topla fark yaratsın ister Mesut hocası ama yine de fiziksel olarak daha iyi bir seviyeye çıktığında göstergesi. Evet. Çünkü muhtemelen ikili mücadele kazanma oranı da yükselir. Bu arada fiziksel olarak yükselirken. Muhtemelen daha fazla ayakta kalır. Muhtemelen 60'tan sonra daha fazla oyunda kalır. Bu bununla ilgili de bir göstergedir. Mesut'un 11.300 koşması diye düşünüyorum. 116.4 Fener koşmuş, Fenerbahçe koşmuş. 117 kilometrede Giresun. Gezette evet, Giresun Fenerbahçe koşmuş. 115 civarında üzerinde koşuyor. Evet. Yani Fenerbahçe'nin kat ettiği mesafede bir sıkıntı yok. Altına düşmedi galiba değil mi? Evet, o seviyelerde gidiyor. Galatasaray'da hep o seviyelerde gidiyor. Bu sene onların kat ettikleri mesafe konusunda bir sıkıntı yok. O zaman pozisyonlara mı bakalım? Buyurunuz. İlk olarak 9. pozisyon. Evet, bunu şunun için istedim. Rossi'nin şutuyla biten çok bir defa Valencia müthiş bir hava topu alıyor. Dikkat edersen geriden geliyor, yukarıya çıkıyor. Mesut buluşmasını istediğin yerde topla buluşuyor. Çok da nefis bir Özil pası atıyor. Evet. Özil'ink yapıyor. Fenerbahçe'nin beklediği şey. 3 kişiyle hücum ediyorlar. Rossi doğru yere koşu yapıyor. Fakat Rossi'nin vuruşu hep Thierry Henry vuruşu yapmaya kalkıyor. Herhalde Amerika'da çalışırken Thierry Henry aynı dönem çalıştılar. Çok izliyordu onu. Ben yaşı yetiyor mu yetmiyor bilmiyorum. Henry'nin futbolcunu izleyebildi mi? Eintracht Frankfurt maçında 1. dakikada kaçırdığı golü hatırla, aynı. Karşı karşıya ayak içiyle kalecinin soluna atmaya kalktı. Burada da karşı karşıya ayak içiyle yine kalecinin soluna atmaya kalktı. O yüzden istedim bunu. Aynı Eintracht Frankfurt maçında kaçırdığı golün aynısı. Gol olsaydı çok şık bir gol olacaktı. Tamam ama sen Thierry Henry değilsin. Direkt dibine vuramıyorsun işte. Thierry Henry onun direğin tam dibine kariyeri boyunca vurdu. Ve kaleciler bak nereye gidiyor top? Dibine gitmiyor direğin. O zaman bu şut repertuarını geliştirmen lazım Diego kardeşim. 11. pozisyon. Mert Hakan'ın bunu bir izleyiciden bir eleştiri gelmiş. Çok güzel bir eleştiri. Bana demiş ki haftalardır sürekli futbolculara kollarını bağlayarak savunma yapmanı eleştiriyorsunuz. Çünkü alanlarını daraltıyorlar. Çünkü hareket kabiliyetlerini daraltıyorlar diyorsunuz. Bakın Mert Hakan kollarını bağlamadı ve penaltı oldu demiş. Ben çok iyi bir eleştiri. Teşekkür ediyorum. Mehmet Aslan isimli izleyiciden gelmiş. Yani değerli bir eleştiri olarak düşünüyorum. Şimdi Mert Hakan'ın pozisyonunun penaltı olmasının nedeni Mert Hakan'ın doğal koşusundan dolayı değil. Mert Hakan'ın doğal koşusundan kol yukarıda. El topa gidiyor. Yani el topa gidiyor mu gitmiyor ben olamıyorum. Top biraz süratli geliyor ama Mert Hakan'ın koşusunda kol bu kadar yukarıda olmalı. Doğal koşuda. O frekansta değil kol. Evet, o frekansta değil. Frekansın dışında bak koşuyorum. Kol nerede? Böbrek hizasında. Bak işte görüyorsun bak. Bak koşuyorum. Kol böbrek hizasında olması lazım. Kol nerede? Topun buluştuğu yerde. Neredeyse boyun hizasına gelmiş.
bir açıdan çok iyi görünüyor kolun hizası. Bakalım galiba buydu. Sanırım topun kolla buluştu. O sizin. Bak evet burada. Bir kare bir frame geri gelebilir miyiz? Süper. Bak topun kolla buluştuğu yerde kol yukarıda. Koşu frekansının dışına çıkmış. Yoksa ben de öyle düşündüm. Kol doğal koşu frekansı içinde olsaydı bence video hakem davet ederdi Cüneyt Çakır'ı. Bu benim dediğim açı buydu. Yükseliyor değil mi kol? Bence ben öyle gördüm. Kol baksana nereye gidiyor? Kol, doğal koşu frekansı bu mu kolu? Benim ilk düşündüğüm, gördüğüm anda ilk düşündüğüm. Kol bayağı yukarıda. Evet. Kol o kadar yukarıda olmasaydı, doğal koşu frekansı içinde olsaydı video hakem Mustafa Öğretmenoğlu bence davet eder Cüneyt Çakır'ı. Çünkü bu sezon başında kural değişti. Diyor ki yeni elle oynama kuralı. Sadece kolun, vücudun doğal konumun dışına çıkmasına bakma. Sadece buna bakarak penaltı verme. Harekete de dikkat et diyor. Eğer oyuncunun hareketinin bir parçasıysa diyor kol penaltı olarak değerlendirme diyor. Bu yıl kural değişti. Bu yıl değişen kuralla eğer Mert Hakan'ın o sırada koşusu bir beni verebilir misiniz arkadaşlar? Tamam bunu harika bunu gördük. Koşusu bu şeyde olsaydı, bu frekansta olsaydı, doğal hareketin bir parçası olsaydı bence vermezdi. Cüneyt Çakır verse bile Mustafa Öğretmenoğlu çağırırdı. Davetler Cüneyt Çakır düzeltirdi. Ama kol burada olursa, şimdi bu koşunun doğal hareketin bir parçası değil. O yüzden yanıtım budur. Peki. Kolları bağlamayın yani. Ben hala aynı görüşteyim. Hala bağlanmaması taraftarıyım. Peki bir pozisyonumuz daha var bu karşılaşmadan. O da 21 numaralı pozisyon sevgili dostlar. Maçın bitiş düdüğü. Tam burada duralım. Peki biraz daha geri herhalde. Burada galiba şeyli veremiyoruz değil mi dakika ile ama. Burada dakika tam 94-0. Biraz daha geri alabilir miyiz? Bir şey söyleyeceğim. Biraz daha geri alalım. Ha bu en başı burası. En başı mı? Bak burada bitti diyor. Hayır burada bitti demiyor. Burada ne yapıyor ne biliyor musun? Orada bir şey itirazı var. Fenerbahçe Pelkası. Temiz diyor. Penaltı pozisyon. İtirazı var. Pozisyon temiz diye uzatıyor. 3-4 saniye falan böyle yapıyor. Şimdi bunu böyle yaptığın zaman futbolcular oyunun devam edeceğini düşünüyor. Bence Cüneyt Çakır'ın burada bitirdiği an şurada yanlış. Evet. Bak, tam kaleci atış yaparken bitiriyor. Şimdi hocam. Cüneyt Çakır'ın yaptığı yanlış değil. Hayrullah'la beraber yukarıda bu 4 dakikayı izledik. 90-0-0'a 94-0-0'a arasını. Oyunun böyle doğal olmayan bir durma bölümü yok orada. Hani sakatlıktan dolayı falan böyle uzatma eklemen gereken bir şey göremedik. 90-94. Dolayısıyla Cüneyt Çakır 94-0-0'da top kalecinin elindeyse bitirebilir. Burada yanlış yok bence. Ama burada geliyor pozisyona tamam mı? Uzatıyor. Bir şey yok, bir şey yok diye. Böyle bir animatik hareket yapmana gerek yok. Orada bunu yapmak yerine düdüğü ağzına götürsen, ya ben kaleci atmadan maçı bitireceğim. Yüz ifadesini, vücut ifadesini versen bu tartışma olmayacak. Zaten bir şey sen bitirsen maçı o dakika zaten bir şey olmadığını herkes anlayacak. Evet. Orada değil mi? Şimdi bu animasyon uzadığı için futbolcular oyunun devam ettiğini düşünüyor. Bu ara hakemlerimizde Cüneyt Çakır'da değil sadece hakemlerimizde böyle bir şey var. Bir gösterme ihtiyacı var yani. Kararını göstermek istiyor. Tabii. Böyle yapıyor. Yok bir şey diyor. Kalk 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 yapıyor önce. Mesela bir pozisyona Valencia'ya böyle ısrarla kalk 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 yaptı. Bunu göstermeyi istiyor. Göstermek istiyor hakemler. Belki de haklılar. Kendilerini ifade edebilmek için. Kendilerini ifade çünkü konuşamıyorlar biliyorsunuz. Ama burada kendimi ifade edeyim derken oyunun akışından çıktı. Doğal akışından. Ya burada talihsizlik de oldu tabii. Kalecinin Onurcan'ın o uzun pası gitti. Evet. İsabetli. Hazırlıksız yakaladı. Hazırlıksız yakaladı ama Fenerbahçe maçın bittiğini orada savunma oyuncuları anlamıştı. Evet. Çok uzun süre düdükten sonra oyun yani, devam etmeye kaldı. Evet. Yani burada kamuoyunu eleştirisi Cüneyt Çakır'a şu diyorlar ki ya atak yapacaktı Giresun kestin. Hep 94-0-0'dan bitiriyorsun. Bak oyun bitti diyor bak. Evet oyun bitmişti bitti diyor. Gustavo falan döndü bakıyor hakeme oyun bitti diyor. Tabii kaleci itiraza bıraktılar geldi. Onurcan. Crespo, Mrespo vesaire. Evet. Ya kaleci Altay'da bıraktı. Herkes bıraktı yani. Tamam buna bir şey demiyorum. Oyun bitmişti. Şimdi diyor ki kamuoyu Cüneyt Çakır'a ya maçları hep 94-0-0'da mı bitiriyorsun sanki? Ben takip edeceğim seni bakalım. Bir sonraki maçta 94-30'da bitirirsen göreceğim tamam mı? Bir sonraki maçta o 4 dakika içinde duraksama olduysa ekleyebilir. Bunun atak olacağını da bilemezdi diyorum ya. O kaleci de top. Yani uzun oynuyor taca mı gidecek? Ama burada mesela kaybına... kaleci elindeyken bitirsen keşke veya en azından düdüğü ağzına götürsen bitireceğine dair bir şey versen sinyal versen iyi olurdu diyorum. Ben Cüneyt Çakır'ı o yönde eleştiriyorum. Şu animasyonu uzatmasını eleştiriyorum ben. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam da oyuncular da devam ediyor sandı. Ben onu eleştirdim. Çok haklısın. Ben de diyorum ki çok haklı olmak sana hak veriyorum. Ve şimdi sen söyleyince ben anladım reaksiyonu. Ama orada diyorum ya o topun atak olacağını ve böyle bir şeyle biteceğini de kimse kestiremez. Yani hoca ama da ama maçı bitireceğini biliyor Cüneyt Çakır. O anda 93-55 olduğunu biliyor. Haklısın. Orada talihsizlik oldu sadece. Ya anlık bir karar kolay değil. Hakemleri eleştirmek tabii buradan çok kolay ama. Talihsizlik oldu. Yaşananları yanlış yerden okuyor kamuoyu.
Diyorlar ki 94-0-0 da sanki hep bitiriyor muydun? Başka bir maç 98'de oynayabilir. Çok durmuştur. Sakatlık olmuştur. Tam tersi uzatmanın olsa, uzatması olabilir. Diyelim ki Fenerbahçe orada topu aldı. Ya Fenerbahçe hata başladı. Önemli değil. Böyle önemli bitmez hocam. Maçlar yani. Tabii hiç önemli değil o. Orasında değilim. Ben burada hakem değil, hakemlik üzerine gayet yanın, bir gayet şey kavramsal bir şey ortaya koymaya çalışıyorum. Hakem 4-0-0 içine bu duraksam olmayırsa 4-0-0'da bitirir. Diğer bütün liglere bakın. Zaten bitirirler. O anda top zaten kalecinin elindeyse, kalecinin elindeyken bitirmek de mantıklı. Çünkü hücum bitmiş. Top kalecinin elinde. Tam o anda bitirmek mantıklı. Şunu uzattığın için kaleci topu elinden çıkarmaya hareketleniyor ve oyuncular maçın devam ettiğini düşünüyor. Bunu uzatmasaydın, top kalecinin elindeyken düdüğü ağzına götürseydin kimse itiraz etmeyecekti. Diyelim değerli izleyenler, Fenerbahçe Giresunspor, Fenerbahçe 2-1 kazandı karşılaşmayı ve şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında haftayı en karlı kapatan takım oldu. Diyelim, var mı ekleyeceğiniz bir şey Uğur Bey? Fenerbahçe Giresunspor maçıyla alakalı herhalde bütün unsurlarıyla değerlendirdik, analiz ettik. Şimdi bir ara verelim. Ardından İttifak Holding Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasıyla devam edeceğiz. Ligimizdeki iki namağlup takımın mücadelesi dün saat 17'de başladı. İttifak Holding Konyaspor Trabzonspor karşılaşması fırtına gibi başladı. Öyle de bitti karşılaşma. Her iki takımı da tebrik edelim. Konyaspor ve Trabzonspor. Trabzonspor erken eksik kalmasına rağmen maçı geri kalan kısmında kısa bir süre bocalasa da iyi mücadele etti. Galibiyeti de yakalayabilirdi. Galibiyeti de görebilirdi. Konyaspor çok daha farklı galip de gelebilirdi. Futbol anlamında, oyun anlamında, kalite anlamında, oyuncuların oynamak istemesi anlamında gerçekten çok keyifli bir mücadele oldu. 2-2 bitti karşılaşma. İlk olarak Fanatik Gazetesi geliyor ekranlarınıza. Zirve kaçtı, rekor geldi demiş gazete. Trabzonspor 80 dakika 10 kişi oynadığı Konya deplasmanında yine yenilmedi. Beşiktaş'ın takıldığı haftada kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak olan Bordo Mavililer henüz 43. saniyede Cornelius'u öne geçti. Ancak Vitor Hugo'nun 8. dakikada gördüğü kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Konyaspor Endri Çekici'nin 2 golüyle skoru lehine çevirse de Amir'in topu kendi kalesine göndermesi sonrası maçı eşitlikle bitti. Fırtına zirveyi kaçırdı ama dış sahada yenilmeme serisini 21 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırdı. Cornelius'tan en erken gol. Fırtına'nın yeni forveti Cornelius, Trabzonspor'un son 7 sezondaki en erken golünü attı. Henüz 43. saniyede kendi başlattığı atakta Hamşik'e pas vererek sonra ceza sahası içerisinde pozisyonu tamamladı. Tarihe geçti. Maç sonunda İlhan Hoca da, İlhan Paluk da Marek Hamşik'in sola deplası olduğunu ve oradan pozisyon ürettiğini bilmemize rağmen yaptık bu hatayı dedi. Altını çizdi. Marek Hamşik hakikaten her geçen gün duyduğum saygı, hayranlık biraz daha verebilir artıyor. Miyiz onu bu golüyle Trabzonspor'u? Okunuz gazeteleri sonra buyurun pozisyonu getirelim ekranı. Trabzonspor'un Cornelius'a bulduğu gol ama peşinden şeyi vereceğiz. Hangisi? Trabzonspor'un Galatasaray'a. Onu da hazırlayın dostlar. Vakayemen'in attığı. Marek Hamşik'in soldan kaçtı işte pozisyon yine. Evet. Onu da hazırlayın sonrasında. Şimdi bu dün Konyaspor'a. Bak, attığı gol Trabzonspor'un. Evet. Üst üste paslar yapıyor. 45. saniye mi, 46. saniye mi ne attı? Trabzonspor. Birazdan konuşacağız tabii. Savunma anlamında hakikaten büyük sıkıntıları olabiliyor Trabzonspor'un. Eksik olmasa dahi. Evet. Onu da pozisyonlarla getireceğiz. Burada pası verdi. Hamşik zaten koşuya başlamıştı. Yine boş alan buldu. Güzel orta. Gol. Hocam burada maçın hemen başı. Daha birinci dakikada olmamıştı. Orta sahada onun adamı Soner Dikmen. 14 numara. Sağ iç oynayan oyuncu. Buraya kadar geri sarmayalım da 14 numarayı takip edelim. Hamşik koşu yaptıktan sonra. Neyse. Bak burada sağlam. Hemen hakemin yanında. Evet. 17 Hamşik, 14 Soner. Bak Soner Hamşik'le aslında bak. Gitti. Birisi kontrolde. Asıl onu diyor. Evet. Sonra alın onu diyor. Bak kesiyor da aynı zamanda. Sonra ama bak, pozisyon geldi. Değişiyor. Geliyor bak, tekrar. Adamını al diyor tabii. Tabii stoper Ahmet gelmişti. Bıraktı tekrar. Tekrar geldi Hamşik'in yanına. Doğru yapıyor. Soner Dikmen. Sağ iç oyuncusu. Sol içle beraber hareket ediyor. Hamşik oyun peşinde. Devam ediyor. Bırakmayacak 14. Soner Dikmen. Eski Gençler Birlikte oyuncudur. İyi bir oyuncudur. Bırakmıyor onu. Bak kaçırdı. Kaçtı. Kaçtığı anda iş bitti zaten. Sonra da hiç Hamşik'e sırtını dönmeyeceksin. Galatasaray
Wakayeme golünü alabildik mi? Hazırladık mı dostlar? Bravo. Hocam buradaki adamı da hamşikin 35 Aytaç. Bir de Aytaç'a bak. 35 Aytaç'a bak. Bak olayın çok, farkında çok, bile değil. Evet tabii. En azından Soner farkında bir şeylerin. Hata yaptı ama çocuk farkındalıkla oynuyor yani. Kaçırdım dedi yani. Yani kaçırdım dedi en azından. Bir mücadele etti ama hamşik de büyük oyuncu. Yok gerçekten. Oraya baktı buraya baktı. Soner'i kandırdı. Mesafesini artırdı, golü attı. Burada Aytaç bir farkındalık yok yani. Üzücü olan o futbolcunun farkındalığının olmaması. Türkiye'de ne kadar ilk ismini duyduğumuz zaman açıkçası yani ne yalan söyleyeyim vallahi yani Türkiye'de ne kadar oynayacak diye düşündüm. Ama tekrar söylüyorum her geçen gün duyduğum saygı, hayranlık artıyor. Sadece kendi oyunu değil. Devamlı arkadaşlarına da şuraya şunu evet, yapacaksın. Müthiş. Buraya kapatsana bak eksik kalıyorsun. Devamlı uyarıyor. Ya şu golü gerçekten bir daha verelim ya. Yani, gerçekten hani Türkiye'nin derslik ya. Aytaç öyle. Yani değerli kardeşim, saygıdeğer bir futbolcu. Aytaç yani gerçekten bu kadar olayın dışına çıkması, konunun dışında kalması. Ve evet. Evet, belki de oyuna sonradan girdiği için ikinci yarında başı üzülüyor da, üzüntüsüne de şu an ben de üzüldüm. Talihsiz bir an ama sevgili Aytaç çok olayın dışında kalmış yani. Çok o pozisyonda çok, evet. Çok kaybetmişsin. Gibi. Oynamaya gelmiş buraya herkesin bir ekstra dikkatli olması lazım. Hem çok hareketli, boş alan yaratma konusunda hakikaten çok usta. Mahir, ayağı da isabetli. Yavaş da değil, hızlı ama da. Ama bu dikkat edersen bu golde de herkes 3 Galatasaraylı'nın şurada durduralım. Şurada durduralım. 3 Galatasaraylı'nın burada Hamşik'in karşısında olması bu 3 Galatasaraylı'ya faturayı kesti. Kardeşim bu 3 Galatasaraylı'nın ikisi masum. Nelson'la Yündem'e. Sen Hamşik'le beraber Aytaç'ın gitmesi lazım. Hamşik'le beraber Aytaç gitmediği için daha sonra da Yündem'e burada can havliyle geliyorlar oraya. Aynı şimdi herkes şekilde. Bu pozisyonu izleyip dedi ki 3 oyuncu niye orada? 3 oyuncu oraya gelene kadar bir şeyler yaşandı. Elbette. Tıpkı dün şey maçında olduğu gibi. Az önce Konyaspor maçında evet. olduğu gibi. Ki hoca da zaten özellikle vurguladı. Oyuncu da zaten sonuna kadar kovalamaya çalışmış ama maalesef. Soner Hamşik kovalamaya çalıştı en azından. Soner'e saygı duyuyorum. Kaçırdı. Fakat Aytaç maalesef. Unutmuş yani orada. Aytaç unuttuğu için. O muhtemelen anlamadı orada. Bu dengesizlik oradan oluşuyor. Galatasaray savunmasında bu sanki bir yerleşim hatasıymış gibi duruyor ama Aytaç'ın adamını kaçırmasıyla başlıyor. Sıradaki başlığı çok beğeneceksin. Liderlik korkuyla çekici dinliyorum. Gelmedi yazmış sıradaki başlığımız Akşam Gazetesi. Endri Çekici'ye vurgu yapmış. Liderlik çekici gelmedi diyor. Hakikaten bravo. Kahkaha atacaktım tuttum valla. Karadeniz ekibi 82 dakika bir kişi eksik mücadele ettiği maçta bir puanı kurtardı. Kırmızı kart işleri değiştirdi. Trabzonspor maçın hemen başında 10 kişi kaldı. Uğurcan 8 net kurtarışa imza attı ki hakikaten özellikle 82 ve 87'de ve 78. dakikayı da sayabiliriz. 3 tane 78, 82 ve 87 çok net 3 tane çizgiden kurtarış var. Tebrik etmek lazım Uğurcan'ı da. 8 net kurtarışa imza attı. Konya kendi kalesini havalandırdı. Müthiş karşılaşma 2-2 bitti. Bordo Mavililer bu sonuçla liderliği Beşiktaş'a bıraktı. Liderlik çekici gelmedi. Isınırken Denizli sakatlandı. Evet Denizli ile başlayacaktı. Maçın hemen öncesinde spiker arkadaşımız Bilgi Barbaros Çıdal bilgiyi paylaştı. Şeyin başlayacağını İsmail'in Denizli'nin bir sakatlık, bir ağrı hissettiğini. Cornelius bu sezon Trabzonspor'un en erken golünü attı. Vitor Hugo 8. dakikada kırmızı kartla atıldı ki çok net bir pozisyondu. İki takım da net pozisyonları cömertçe harcadı demiş ki hakikaten öyle oldu. Bir tane şimdi o kadar çok pozisyon oldu ki o kadar çok güzel pozisyon oldu ki hangisini alalım onu bilemedim. Talihsiz an ise herhalde Trabzonspor'un attığı ikinci gol kendi kalesine. O top nasıl bir hızla orada evet. Kaleci şey için yetişme şansı var mıydı? Çünkü uzaktı mesafe kaleye. Çok beklenmedik top ya. Ama nasıl hızlı gitti? Evet. Bu pozisyon değil mi? Bruno Peres sağdan. Hacı Ahmetoviç çok beklenmedik. Önce Ahmet Çalık vuruyor da kafayı. Bak vurdu küt ona çarpıp gidiyor. Evet. Ahmet Çalık uzaklaştırmak için geliyor bak. Vurdu. Korkunç bir hızla. Gerçekten öyle. Bak yani çok beklenmedik. Büyük talihsizlik. Acaba şey hiç çünkü bak bir de atlayabilir miydi? Yani tabii. Uzakmış herhalde değil mi? Yani beklenmedik bir top. Beklenmedik top yani. Bir Uğurcan bazı böyle ekstra topları çıkarttı. Ama çok beklenmedik top. Kaleciye de bir şey söyleyemiyorsun. Şey içinde kötü olduğunu vurgulamak anlamında değil. Dün de onun da önemli kurtarışları vardı ama hani bu pozisyon özelinde. Hiç olacak iş değil yani bu da. Gerçekten öyle. Futbol Ahmet Çalık uzaklaştırmak için vuruyor bak burada. Ve top hızlı da gidiyor yani. Ahmet'e de fatura kesemiyorsun. Ahmet de Trabzonlu oyuncunun önünden galiba Can'ın değil mi? Evet. Onun önünden vurmaya çalışıyor. Yani o da Can Avli ile vuruyor.
Hani niye böyle bir şey yaptığını diyemiyorsun. Topu. Evet. Diyemiyorsun. Aslında. O da büyük talihsizlik oldu yani. Hacı Ahmetov işte Vakayama ile geliyor. Yani her şey doğru ama futbol bazen böyle, her şeyi doğru yaparsın. Ama yine de gol yersin. Futbol bazen yani böyle işte. Topun dümdüz gitmesi de evet. Konya Spor açısından talihsizlik oldu elbette. Bir de Uğur Beyciğim, şu Trabzonspor'un kaçıncı dakikada? 68. dakika. 1-68-70 arası oynandı karşılaşmada. Bu mu? Sevgili dostlar, bu. Buyurun bir akıtalım Allah aşkına. Ya bir de Trabzon 10 kişi yani burada. Trabzon 10 kişi. 10 kişiyle kurduğu baskı inanılmaz. Bak şimdi. Al, vurdu, çıkardı. Direkten. Evet. Devam edecek. Burada da büyük talihsizlik. Barakamşi'nin ayağına geldi. Top tekrar vurdu. Yine şey iş. Ya inanılır gibi bir pozisyon değildi bu. İsmail şut. Sonra Canini şut. Sonra Hamşik şut. Devam ediyor. Devam ediyor. Çıkamadı Konya bu durumda. Çünkü önde baskıya kaldı Trabzonlar. 10 yine kişi alacak. Olmana rağmen önde baskıya kaldılar. Devam. Ama hızlandırmamız lazım bu 2 dakika böyle. Bu kesilmiş hali zaten. Ha öyle mi, tamam. Evet. Savunma çıkardı. Yine aldı Trabzon. Ya bu 2 dakika hakikaten bu sıcak kar dayanmaz denir ya. Öyle bir 2 dakikaydı. 10 kişi, bir kişi eksik olmasına rağmen. İsmail'e bravo, bak 3. kez. Kaybedilen toplarda hemen kazanıyor. Hücumu tekrar. Burada Bruno Perez gelmiş. Tekrar hücumu yeniliyor. Yalnız İsmail özelinde, İsmail Köybaşı özelinde Konya Spor'un dün o kanalı, o hattı bayağı bir koridora çevirdiğini de söylemiyorum. Serdar'la yani, değil mi? Evet. Her top, evet. Her top tehlike oldu. Her top savunma arkasında, Serdar sıfıra indi. Her top savunma arkasında pas oldu. Maalesef çok büyük sıkıntı yaşadı. Devam etti ve ha bu bölümde 3 tane şut, 2 tane de korner kullandı. Trabzonspor inanılmaz bir baskıydı, inanılmaz bir 2 dakikaydı. Hem hücum eden hem savunan anlamında. Çok bak güzel yine kazandı bu arada. Evet. İsmail. Bir görün şut ya, daha geliyor Vakayama'dan. Bu da işte diğer korner. Bir korner daha. Yine İsmail kazandı Konyaspor çıkmaya çalışırken. İzleyicimiz Mehmet Bey, Mehmet Demir diyor ki yoğun fikstür Trabzonspor'u lig şampiyonluğu yolunda oldukça avantajlı kılıyor. Rakipleri puan kaybederken kazanmaları ve farkı açmaları gerekiyor demiş. Yani Avrupa arenasında olmadığını evet. da varsayacak şey hatırlayacak olursak. E tabi şimdi hafta sonu lig oynayacak herkes. E sonra Beşiktaş Ajax'ı düşünüyor. Fenerbahçe, i̇şte Fenerbahçe Olympiakos'u düşünüyor değil mi? Galatasaray tabii. Marsilya mı? Onları Marsilya. Düşünüyorlar. Onları düşünüyor. Ona göre kadro planlaması yaparken Trabzonspor'un hafta içi fikstürü yok. Bir sonraki haftayı düşünüyor. Bir sonraki hafta sonu lig var. Sonra da milli maç arası var. Trabzonspor çok daha tabi istikrarlı bir kadroyla oynama fırsatı buluyor. Çok fazla rotasyon yapmak durumunda kalmıyor. Hatta Trabzon'da kenarda olanlar oynamak istiyor yani. Daha iştahlı oluyorlar. Dakika almak istiyorlar. İstatistikleri ha, var mı başka pozisyon olarak Uğur Bey aldığımız bu maçtan? Şöyle bakayım. İstatistiklere bakalım isterseniz. Olur. Maç sonu ikili istatistikleri rica edeceğim. Sevgili dostlar. Buyurun. Konyaspor %61 toplu oynadı. Şutlar 31'de 10. Konyaspor Trabzonspor 14'te 5. İnanılmaz değil mi? Rekor galiba zaten. 45 şut. E rakip ceza sahasında topla buluşmaya bak. Of o da inanılmaz. Konyaspor 49. Çok orta yaptı. 44'te 19. Ama bu ortaların çoğunda da pozisyon bulduğunu söylememiz lazım Konyaspor'un. Evet. Boşa orta yapmadı yani. Kalabalığa orta yapmadı. Çikaleşi havada iyi bir oyuncu. Sonra Ahmet Aslan girdi. O da öyle. Yani boşa orta yapmadılar ki oralara şey de geliyor. Hacı Ahmetoviç falan da geliyor vurmaya. Yani ikinci santrfor koşularını da yapıyorlar. İlhan Hoca iyi bir takım ve iyi bir oyun yakaladı. Ve bunu da dün Trabzonspor karşısında iki takımın da oynamak istediğini, oynamak için mücadele verdiğini, Trabzonspor'un eksik kalsa dahi bunu yaptığını söylememiz lazım. Koşu mesafeleri var mı dostlar? Her iki takımın. Şaşırdık mı? İlk sırada kim var? Müthiş şaşırmadık. Değil mi? Hem bu Gustavo kadar ile Marekamşik. Oyun i̇ki, katkısı ligimizdeki yapıp, iki oyuncu. Evet, hem bu kadar oyun katkısı yapıp hem de kat ettiği mesafe anlamında her maçta rakiplerine fark oyundan atması. Oyundan hiç basmıyor. Korkunç bir disiplini var. Müthiş gerçekten. Endiri çekici yine maçın flash isimlerinden bir tanesi. 11.2 ile ikinci sırada. Trabzonspor'da birinci Marekamşik ama ilk 5 içerisinde en çok koşan oyuncular içerisinde 2, 3, 4 ve 5. sıraları İttifak Holding Konyasporlu oyuncular tamamladı ki Skubic de yine dün hem savunmada hem hücumda en etkin isimlerden bir tanesiydi Konyaspor adına. Şimdi birkaç not şunları söyleyebiliriz. Bir Endiri çekici tebrik etmek lazım. Ankara gücüyle ligimize girdi. Geçen sezonda çok etkili oynadı. Sonra Ankara gücüne düştü. Şıklı goller attı dün. Konya Spor'a geçti. Konya Spor'da bu sezon 3. golü.
Arnavut milli takımında da oynamaya başladı. Süper Lig'de oynayınca kendi milli takımında da oynamaya başladı. Dün de yani birinci golü şık diyeceğiz. İkinci golü ondan daha şık. Yani bir çalımla iki kişi oyundan düşürdü. Çok iyi gidiyor Arnavut oyuncu. Ender Çekici'yi tebrik ederim. İki. Bu ilk gol. Evet, bu süper bir vole. Ama bundan daha güzelini atacağını tahmin etmezsin. Sonra gitti bundan daha güzelini attı. İki kişiyi oyundan düşürdü harika bir çalımla. Orada işte savunma uzaklaştıramadı topu. Berat da bir şeye geçti. Stopere geçti. Stopere. Orada Berat'la Edgar'ı bir arada oyundan düşürdü. Tek çalımla ikinci golde. Onun yanında Konya Spor'un oyunu, bu da ikinci golmüş. Bu Abdül, bak Berat'la Edgar burada. Abdülkerim Bardakçı pas verdi. Edgar uzaklaştıramadı. Berat'la Edgar ikisini birden oyundan düşürdü. Tabii iki stoperin birden oraya gitmesi de bir şaşkınlık. Önce işte bak burada sekti arkaya. Can Avli ile bir uzaklaştırma. Yeteri kadar uzaklaşmadı. İkisi birden oraya gitti. İkisi birden oyundan düşürdü. Konya Spor'un zaten uzun zamandır bekleriyle yarattığı bir ekstra oyun var. Skubic ve Guilherme ile. Bunu güzel bir seviyeye taşıdılar. Tebrik etmek lazım. Sağ beki de hücumcu, sol beki de hücumcu. Dün yine çok katkı yaptılar hücuma. Tebrik etmek lazım. İlhan Palut'u bu oyunun üzerine koyarak gidiyor. Hacı Ahmetoviç artık yani buranın yetiştirdiği bir oyuncu. Sanırım 4-5 sezondur burada. Çok küçük yaşta geldi. Aykut Kocaman'a da buradan krediyi vermek lazım. Hacı Ahmetoviç çok geliştirdi. Aykut Kocaman gelişmeye başladı bu çocuğu. Şimdi artık olgun bir oyuncuya dönüştü. Milli takımında da direkt oynuyor. Bosna milli takımında. Ve Konya'nın da oyununda çok önemli bir unsur. Yani Türkiye'de bu kadar uzun kalıp bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncu olduğu için sanki bizden gibi hissediyorum Hacı Ahmetoviç'i. Bosna milli takımında hizmet ediyor. Onu da tebrik etmek lazım. İlhan Palut ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımlarından birini yarattı. İkili mücadelede burada da sanırım Trabzon üstünü kurdular değil mi? Zaten lig sıralamasında da zirvedelerdi ya da belki de ikincilerdi. İkili mücadele istatistiğinde. İkili mücadele istatistiğinde mesela Çekici de yukarılarda. Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan oyunculardan biri. Hani hücum oynuyor ama ikili mücadelelerde çok güçlü. Çok kuvvetli. Takım olma anlamında Konyaspor'un çok mesafe kat ettiğini söylememiz lazım. Fiziksel olarak çok iyi seviyediler. Üzerine koyarak devam etmeleri çok önemli. Tebrik ederiz İlhan Palut'u. Hakkıyla namalup, namalup üst tarafta kalmaya devam etti. Konyaspor kimle oynarsa ciddi tehlikeli bir evet ekip. Şimdi Uğur Bey dün kırmızı kartı gördükten sonra dur şunu da okuyayım çok özür dilerim. Bir aksiyon filmi gibi değerli izleyenler bu başlığı da es geçmeyelim. Dünkü karşılaşmadan Türkiye Gazetesi. Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konya'dan bir puanla döndü ki az önce pozisyonları da getirdik ekrana. Kazanabilirdi de farklı gollerde bulabilirdi Trabzonspor. Cornelius ilk dakikada fileleri havalandırdı. Konya Endri Çekici'nin golleriyle öne geçti. Ahmet Çalık'ın uzaklaştırmak istediği top Hacı Ahmetoviç'e çarpıp ağları bulunca puanlar paylaşıldı demiş. Ve o dakikadan sonra değerli izleyenler hem Uğurcan kalesinde devleşti hem de yani Konyaspor pozisyon buldu. Hem de Trabzonspor az önce de ekrana getirdik. Üst üste pozisyonlar bulmaya devam etti. İki takıma da gidebilecekti ama puanlar paylaşıldı. Namalup olarak devam ediyor. Her iki takım da yollarına. Vitor Hugo şey gördükten sonra, kırmızı kart gördükten sonra ki çok net bir yani tartışılacak yanı yok. Hocanın rotasyonu değişmek işte Berat'ı çekti geriye. Olabildiğince de iyi mücadele etti. Hem Berat hem Trabzonspor. Acaba dedim stoperlerine çünkü Trabzonspor'un hani en çok oyuncu yetiştiren bölge olarak da Türkiye'nin en çok oyuncu yetiştiren bölgelerinden bir tanesi. O bölgenin net bir şekilde cazip olan ilgi alanı Trabzonspor. Acaba yerli stoper pilot takımından, altyapıdan bir denese mi? Hüseyin? Onu düşündüm. Kulübede Hüseyin Türkmen var ama zaman eskisi kadar kullanmıyorlar. Kullanmıyor, hoca da beğenmiyor, tepki de alıyor vesaire. Ama yeri gelmişti şimdi. Sırası gelince de oynamayınca oyuncu savunmanın düşer. Savunmanın göbeğini dedim ki yerli yapsa. Çok daha farklı hücum varyasyonları deneyemez mi? Deneyebilir. Hani sanki biraz yazık oluyormuş gibi. Affınıza sığınarak hem senden hem izleyicilerimizden. Vitor Pereira ile, özür dilerim, Vitor Hugo ile Edgar Ye. Oraya iki tane yerli stoper yerleştirebilse hoca çok daha farklı varyasyonlar yapabilecek diye düşündüm. Onun üzerine acaba merak ettim. Türkiye'de oyuncular hangi mevkilerde kimler oynuyor diye. Opta'dan Barış sevgili dostumuz. Şey hazırlamış, grafik hazırlamış zaten daha önce teknikte bizim Bein Teknik'te girmişler geçen hafta. Grafiğimiz şu. Vallahi hani ilginç bir istatistik. Mesela kalecilerde %62 yerli kaleci kullanıyoruz ki en yüksek oran bu. Bu şu. Ama Süper Lig'de hücuma doğru gittikçe dakika mesela dakika bazlı. Yani bazlı kaleciler, yerli kaleciler toplam dakikaların %62'sini oynamış bu sezon. Beklerde %45 yerli oynuyor. Ağırlık yine yabancılarda burada. İşte diyorum ufak ya. Farklı ama. Evet. Oyun kurma
stratejisinden herhalde ağırlıklı olarak. Burada bir eksiklik mi yaşıyoruz? Stoperler keza aynı şekilde ağırlık. Burada %60 yabancılarda. Orta sahada daha da düşük. Diyorum ya, ya rakip kaleye yaklaştıkça evet, yerli oyuncu sayısı bizden oyuncu sayısı düşüyor. Genelde yabancılar tercih etmiş. Santrfor'da 5'te 1. Santrfor'da her 5'te 1'ini en düşük orası, evet, sadece yerler kullanmış. Zaten milli takıma da santrfor bulamıyoruz. Hani Burak'ın peşine alternatif bulamıyoruz. Evet, yani altyapı hocalarına, altyapı organizasyonlarına şunu herhalde önermek lazım. Futbolcular kolay kolay sorumluluğun üzerlerinde olduğu pozisyonları almak istemiyorlar yeni nesil. Z jenerasyonunun biraz karakteristiği bu. Yani bütün iş, bütün yükümlülük üzerimde kalsın istemiyor. Santrfor'da atanla tutan işte veya stoper veya santrfor. Onlara çünkü direkt sorumluluk yükleniyor. Hepsi orta saha olmak istiyor. Çok fazla orta saha oyuncusu var. 6 numarada çok, 8 numarada çok, kanat da çok. Çünkü onlara net bir sorumluluk yok ama santrfor'a net bir sorumluluk var. İyi oyuncuları santrfor'a yönlendirmek lazım demek ki. Altyapı organizasyonları burada öyle bir rol düşüyor. Santrfor çok kolay yetişmiyor ülkede. Santrfor çünkü yürekli olmalı, lider olmalı, sorumluluk alabilmeli. Bir şirketteki CEO'nun alması gereken sorumluluğu, sahip olması gereken yüreğe santrfor sahip olmalı. Bu anlamda altyapıda bu karakterli oyuncuları belki de santrfor'a yönlendirmek lazım. Trabzonspor özelinde diyorum ya, düşündüm. Yani hem altyapıdan hem pilot takımdan denenebilir mi acaba? İşte bir tanesi oradan kullanılabilir mi? Alıştırmak, sonra belki ikiye geçebilir. Çünkü kadroyu düşündüğün zaman çok daha farklı varyasyonlar, çok Trabzon daha bulabilir diyorsun. Keyifli hücum edebilecek bir takıma dönüşebilir. Ya altyapısı da zengin olduğu için. Bu takımın alanı da zengin olduğu için. Bu takımın başına Ünal Karaman geldi. Ünal Karaman bir anda Uğurcan Çakır'ı kafadan 11'e koydu. Bir Fenerbahçe maçı öncesi gelinde Esteban'da vardı. Türk futbolu Uğurcan Çakır'ı kazandı. Doğru. Hüseyin'i kafadan 11'e koydu. Hatta Malatya maçının önce de oyuncu değişikliğine soktu. Sonra kafadan 11'e koydu. Türk futbolu ve Hüseyin Türkmen kazandı. Abdülkadir Parmak 24 yaşına gelmişti. Daha doğru düzgün takımda oynamıyordu. Abdülkadir Parmak kazandı Türk futbolu yani. Ünal Karaman bir geldi. Varmış dedik oyuncu Trabzon'da. Doğru. O gelene kadar bu oyuncular evet vardı ama Türkiye Kupası'nda falan görüyorduk. Ligde görmüyorduk veya A takımda değillerdi. Ki sonra bu oyuncuların sayısını artırmaya çalıştı işte. Murat Cemler, Doğanlar, başka oyuncuları denedi. Şu an Süper Lig'de başka takımlarda oynayan veya kenarda oturan oyuncular. Gibi çalışıyor. Bir raporumuz var biliyorsun, üzerinde çalışıyoruz. Birkaç raporu var. Sevgili Alp Ulagay'ın yayınında dinledim ben de. Sağ olsun kendisiyle temas ettik. Bize raporları gönderdi. Onun da üzerinde çalışıyoruz. Şu hengame bitince ayrıntılı bir şekilde paylaşacağız sizlerle. Trabzon. Trabzonspor o yörenin futbolcu üretme makinesi. Mümkün. Hatta Türkiye'nin sayılı futbolcu üretme makinelerinden, alanlarından, bölgelerinden birisi. Trabzon biliyoruz yani, net. Dolayısıyla bu kadar bereketliyse futbol anlamında bu topraklar, Ünal Karaman gelip Uğurcan'ı, Hüseyin'i, Abdülkadir Parmağı falan bu takıma adapte edebiliyorsa demek ki arkasında vardır. Ama Ünal Karaman gibi bir yüreklinin gelip demek ki onları bilip çıkarması lazım. Öyle görünüyor. Ki var olanları şu an tüketiyor Trabzon. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmağı falan küstürüyor. Öyle bir görüntü oluştu maalesef. Değerli izleyenler, var mı Uğur Bey eklemek istediğiniz bir şey? Vakit daralıyor çünkü. Bir tek şunu ekleyeyim. Buyurun. Bu Fenerbahçe Giresun maçında Cüneyt Çakır penaltıyı varsız verdi. Burada Trabzon Konya maçında kırmızı kart Ali Umut Meler varsız verdi. Demek varsız da maçı yönetebiliyorsunuz. Elbette. Yani yönetilmesi lazım. O yüzden Cüneyt Çakır ve Ali Umut Meler bu hafta içi de, yani önümüzdeki hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecekler. Maçlarını ben biliyorum ama resmi olarak açıklanmadı. İkisi de güzel maçlar, Türkiye'yi temsil edecekler. İki hakemimize de Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileyelim. O zaman bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Aranın ardından dün akşam oynanan Alanya, Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa ve bu akşam oynanacak Altay Beşiktaş maçlarıyla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Fanatik Gazetesi Alanya coştu bir kere başlığını atmış. 2-0'lık galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor'la Kasımpaşa'nın kapışması nefesleri kesti. Akdeniz ekibi rakibini 2-0 yenerek eli boş gönderirken Bülent Korkmaz yönetimindeki 3. maçından da zaferle ayrıldı. Goller Efecan ve Davidson'dan geldi. Ev sahibi takım ikinci yarıda açıldı demiş. Rakibin hatalarından iyi faydalanıp baskısını arttıran Alanyaspor 54. dakikada takımın en deneyimli isimlerinden biri olan Efecan Karaca'yı, Karaca'nın golüyle öne geçmeyi başardı.
Kasımpaşa zorlu deplasmanda geriye düştükten sonra riskleri artırdı. Golü bulan taraf yine ev sahibi oldu. Turuncu Yeşiller 83. dakikada Davidson'un golüyle zafere uzandı. Dedik ya dün 3 tane maç, üçü de birbirinden keyifli, üçü de birbirinden mücadeleci, üçü de birbirinden futbol anlamında güzel karşılaşmalardı. Gazeteye de yansımış bu şekilde. Bülent Hoca'yı bir kere daha tebrik edelim hakikaten. Aslında iki maç üst üste top oynamaya çalışan rakiplerle Galatasaray ve Kasımpaşa ile eşleşmenin avantajını yaşadı. Kasımpaşa'da %54 top oynamış. Yani deplasmanda olmasına rağmen topu Alanya'ya bırakarak değil, gayet de topu paylaşarak olumlu bir futbol anlayışıyla. Bu da Alanya'nın tabii ki işine giriyor. Çünkü Davidson ve Efecan gibi iyi geçiş oyuncuları var. Emre Akbaba'yı da organizasyonda sayabiliriz. Bunun da faturasını kesmişler. Bülent Korkmaz geldikten sonra Milinović, Avaziyem iyi bir stoper ikilisi. Fatih Umut güvenilir bir orta saha ikilisi. Çok da kolay gol yemiyorlar. 1-0, 1-0, 2-0 kazandılar yanılmıyorsam maçları. Gol de yemiyorlar. Emre Akbaba bu arada kiralandı Galatasaray'dan. O ikinci, üçüncü bölge pas balansı da çok önemli bir unsur. Alanya'da kendini iyi hissediyor, lider hissediyor, duran topları kullanıyor. Başka bir Emre Akbaba performansı görüyoruz. Bütün bu faktörler biraz Bülent Korkmaz'ın da şansı. Hem Çağdaş Atan'dan iyi bir takım teslim aldı hem de doğru zamanda doğru takviyeler geldi. Bülent Hoca da özellikle vurgu yapıyor ki top oynamaya çalışırken pozisyonu da vermiyoruz. Yani gol de yemiyoruz diye. Hakikaten söylediği gibi 3 haftalık bir performans koydu ortaya. Bülent Hoca, Bülent Korkmaz, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim hocamıza da. Şimdi Altay Beşiktaş maçı değerli izleyenler. 7. haftanın ilk maçı bu akşam oynanacak. Beşiktaş cephesinde işler sıkıntılı biraz. Neden sıkıntılı? Çünkü sakat oyuncu, hasta olan oyuncu sayısı fazla. Hemen bir telefon bağlantısıyla geçeceğiz Beşiktaş'a. Muhabir arkadaşımız değil mi? Güller Akgün hatta değil mi? Güller bizimle birlikte. Güller merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Murat abi, yayınlar diliyorum. Murat, selamlar. Çok teşekkürler. Sabah zaten konuştuk ama bir de canlı yayında izleyicilerimize anlatmanı rica edeceğiz. Nedir son durum Beşiktaş'ta? Çünkü sabah itibariyle biz yayına girmeden önce konuşmuştuk. Galiba arada bir isim daha mı değişti Beşiktaş'ta? Evet, evet. Ek var Beşiktaş'ta. Aslında ben durumu şöyle özetleyeyim size. Beşiktaş'ta şu an 11 eksik var takımda. Yani İzmir'de 10 oyuncu zaten İstanbul'dan getirilmemişti. Montero da burada soğuk algınlığı teşhisiyle kadrodan çıkartıldı. Yani otelde dinlendiriliyor şu an kendisi. Ve o da forma giyemeyecek. Yalnız yeni bir gelişme, onu da paylaşayım. Şu an telefon bağlantısı olduğu sırada gerçekleşen bir durum. Sergen Yalçın şu an altyapıdan 3 tane oyuncu İstanbul'dan İzmir'e çağırdı. Bugün kadroya 3 oyuncuyu dahil edecek altyapıdan. İstanbul'dan 3 oyuncu İzmir'e geliyor şu an. Yani çünkü yedek kulübesinde gerçekten çok az sayıda oyuncu var. Yani kimler yedek kulübesinde görev bekleyebilirler? Bir kalecisi olacak Beşiktaş'ın. Can, Oğuzhan yine veya Salih olabilecek isimlerden bir tanesi. Umut Meraş yine olabilecek isimlerden bir tanesi. Muhtemel kadroları vereceğim az sonra. Şimdi sakatlıklar çok konuşuluyor Beşiktaş'ta. İsimlerin üzerinden geçmek gerekirse Rozier Cezalı, Enkudu, Wellington, Alex, Vida, Mehmet Topal, Necip, Cezal, Batshuayi ve Larin. Bu isimler Beşiktaş'ta sakatlar. Yalnız bakın şundan da bahsedeyim hemen. Beşiktaş'ta Larin, Gezal, Alex, Wellington, Adele sakatlığı yaşıyor. Montero son karşılaşmada oyundan çıkmak istiyor ve oyundan çıkmak istemesinin sebebi yine Adele'sinden olan bir sakatlık. Bundan dolayı oyundan çıkmak istiyor Montero. Sergen Hoca o maçta oyundan almamıştı çünkü hamle oyuncusu yoktu Montero'nun yerine koyabilecek. Şimdi ben bu konuyu biraz araştırdım. Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu işi bilimsel olarak inceleyen tabii üniversite hocaları da var. Onlarla da görüştüm. Aynı zamanda Beşiktaş'ta futbolcularla da görüştüm. Bu sakatlığı yaşayan. Çünkü normal değil bu kadar adale sakatlığının yaşanması. Bunlardan iki etken olabilir. Evet, zemin bunlardan bir tanesi olabilir. Bir de benim öğrendiğim kadarıyla hemen paylaşmış olalım. Beşiktaş'ın maç öncesinde ve antrenman öncesinde yaptığı fizik antrenmanları, fiziksel antrenmanlarla alakalı bir problem olabilir dendi. Futbolculardan edindiğim bilgi bu. Fiziksel antrenmanlarla alakalı bir sıkıntıdan bahsediyorlar. Beşiktaş'taki oyuncuların biraz daha yorulduğundan, yüklenildiğinden bahsediyorlar ama tamamen fiziksel antrenmanlarla alakalı. Sonuçta oradaki fizik ekibi Beşiktaş'ı hazırlıyor. Ardından Sergen Hoca'ya bırakıyorlar ve Sergen Hoca takımı yönetiyor. Böyle bir görev bölümü var. Bundan bahsediyorlar. Bu araştırdığım konu tabii ki. Yani bu
Tamamen size paylaşacağım bir detay. Şimdi bunun ışığında Beşiktaş bugün sahaya nasıl çıkabilir? Ben bu muhtemel 11 vereyim hemen sizlere Beşiktaş'ın sahaya çıkacağına dair. Ben hemen Mert'in oynamasını bekliyorum. Savunma en sakın Serdar Saatçi, Atiba, Rıdvan Yılmaz ve Usu Önler'e de Gürler, sesin, Gürler sesin bir an kesildi. 11'i de rica edelim ekrana Gürler okurken. Hazır değil mi sevgili? Ha, bravo. Şimdi tekrar söyler misin lütfen? Tekrar baştan başlayayım. Kalede Mert'in oynamasını bekliyorum. Savunmada en sakın Serdar, Atiba, Rıdvan. Orta alanda Josef Pjanić, Oğuzhan Özyakup, kanatlarda Gökhan Töre, Kenan Karaman, ileride ise Güven'in sahaya çıkmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11 bu şekilde. Bu arada Altay'da da eksikler var. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Altay takımında da 5 eksik var. Hemen üstünden geçelim bu oyuncuların. Koko, Rodriguez, Ryan ve Eren sakatlıkları sebebiyle olmayacak. Pinares maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Pjanić ise kart cezalısı. Bu sebepten dolayı o da forma giyemeyecek. Peki Altay sahaya nasıl çıkabilir? Ben bunu da hemen aktardıktan sonra sözü size bırakacağım. Kalede Lichin oynamasını bekliyoruz. Savunmada Cebrail, Björn van der, Murat, Naderi, orta alanda Papel, Aka, Zeki Erhan, Tiziano, ileride ise Bamba'nın sahaya çıkmasını beklediğimizi ifade etmiş olalım. Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'de az önce paylaşmıştım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sorunuz varsa alabilirim, yoksa görüşmek dileğiyle diyelim. Sevgili Güller çok teşekkürler. Kolay gelsin sana da bütün ayrıntılarıyla anlattığın zaten çok teşekkür ederiz. Bir gelişme olursa zaten Güller'den hemen bilgiyi alıyoruz. Bu hakikaten zor bir şey dönem. Şu bilgi önemli. Güller çünkü telefonda konuşurken öğrendi. İzmir'e çağırdı 3 tane altyapıdan oyuncuyu ki Serdar Saatçi de muhtemelen 11 muhtemel olduğu için Atiba ile beraber stoper savunma göbeğinde göreceğiz bu akşam. Evet, 1-2 haftadır sorguluyorduk. Hani Serdar Saatçi neden kadroda yok? Çünkü son 2 maça 19 kişi kadroya çıkmıştı ve işte 21 hakkı olduğu halde. Hani bunu doldurmak için 2 tane genç oyuncu pekala koyabilirsin ki Serdar Saatçi A takım oyuncusu. Geçen sezonda kulübede oturuyordu. Belki de haklıymışız yani. Keşke kulübede otursaymış Serdar. Ki biraz takımla havayı teneffüs etseymiş, kendini dışarıda hissetmeseymiş. Bugün bak 11'de kullanmak zorunda kaldınız. Belki bunun yanında 19 kişi çıkması da zaten şey sorumlu değil mi? Bilemiyorum da. Niye 19 kişi çıkıyorsun ki iki maçlara maçlara? Orada altyapı oyuncularını koysaydın şimdi bak onlar şimdi daha hazır olacaklar. Hasan ne dedin? Montero çıkınca kaç? 15 kişi kalıyor. 16 kişi gitti Beşiktaş kafilesi. Şimdi Montero da çıktı ya. Anladım. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 15 kişi kaldı. Tamam, 3 kişi çok çağırdı ekstra hocam. Problemler evet. Var. Onu anlıyorum. Çok fazla sakat var. Bunu planlayamayabilirsiniz. Bunu öngöremeyebilirsiniz. Bunu anlıyorum. Doğru. Ama 19 kişiyle son 2 maça çıkacağına oraya 2 tane altyapı oyuncusu koysan onlar takımla beraber olurlardı. Havayı teneffüs ederlerdi. Daha hazır olurlardı ki Serdar Saatçi bu takımın 4. stoperiydi. Ve orijini stoper. 1.90'lık Beşiktaş U19 takımıyla şampiyonlar maça çıkmış geçen hafta. Hazır durumdaydı. Keşke A takım kadrosunda olsaydı. Bu akşam izleyeceğiz bakalım eğer muhtemel 11'deki gibi gerçekleşirse. Sevgili dostum ne söyledin? Duyamadım seni. Ha, vakit bitti mi o kadar? Ha, oraya gelmişiz peki. Bu akşam değerli izleyenler gazeteleri okuyacaktım ama bir haberimiz daha var. Onu da paylaşabilmek adına burada keseceğiz. Bu akşam saat 20'de oynanacak Altay Beşiktaş maçı. Bugün başka karşılaşma yok. Hafta sonu oynanacak. 7. Cumartesi ve Pazar. Pazartesi oynanacak 7. hafta maçları. Altay Beşiktaş maçını bu akşam izleyeceğiz. Bir de sevgili izleyenler Emre Demir transferi var gündemimizde. Hayrullah çok güzel bir video hazırlamış, bir klip hazırlamış. Onu izleyelim ardından kalan süremizi de onu değerlendireceğiz. Emre Demir oyuna giriyor. 15 Ocak 2004 doğum tarihi şans buluyor 15 yaşındaki Emre. Kariyerinle ilgili hedeflerin nelerdir? Tabii ki Avrupa'da oynamak istiyorum. Önce Kayserispor formasını uzun yıllar terletip ve ardından Avrupa'ya gitmek istiyorum. Nurettin ceza sahasında. Nurettin çevirdi. Emre gol pozisyonu. Emre ve gol! Emre attı, 1-1 oldu. 15 yaşında Emre Demir oyuna girdi, golü attı. Milli takıma gitmek istiyorum ve tabii ki de hedefim Avrupa. Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek. İnşallah hedeflerime ulaşacağıma da inanıyorum. Gencecik bir kardeşimiz hayallerinin peşinden koştu ve başardı.
Hayatı değişecek. Değişti. Değişecek. Temennim bugüne kadar çizdiği çizgiyi, bugüne kadar yürüdüğü yolu hiç bozmadan Barcelona'da olsun, İspanya'da olsun, daha yarın öbür gün yine büyük kulüpler, yine büyük ligler olsun, aynen devam etmesi. Bugüne kadar ne yaptıysa doğru yaptı. Bu yolda yürüdüğü müddetçe hakikaten çok büyük futbolcu olma. Hem kendisini, hem ailesini, hem de ülkesini gururlandırma anlamında büyük adımlar atacaktır. Aynen öyle. Kayserispor'u tebrik edelim. Emre'ye ve Nurettin'e bolca şans verdiler. İki genç doğru. Pırıl pırıl çocuğa. Üstelik kümede kalma mücadelesi yaparken son iki sezondur. Malum daha öncesinde pandemi şartları sebebiyle küme düşme kalktı ama Kayserispor o sezonda yani kümede kalma savaşı verirken Emre Demir'e 15 yaşında şans verdi. Sonra geçtiğimiz sezon bu şanslar devam etti. Yine öyle bir savaş verirken zor şartlar altında Emre'ye Nurettin'e dakika verdiler. Emre'nin başarısı olduğu kadar, ailenin başarısı olduğu kadar Kayserispor'un da başarısıdır. Onları tebrik edelim. Başarılar dileyelim kariyerinin bundan sonraki döneminde. Tekrar altını çizmekte fayda var. Bu hayalin peşinden hep koştu. Klibimizde de izlediniz. Hedefim Avrupa'da oynamak. Hedefim bundan hiç vazgeçmedi. Bu yolda hiç geri adım atmadı ve gitti. Bu kolay bir şey değil. Her oyuncu bunu yapamıyor. Hayal etmek başka bir şey. Her zaman söylüyoruz. Yolu bilmek başka bir şey. Yolda yürümek. İkisi birbirinden gerçekten farklı şeyler. Emre Demir şimdi artık yolda yürüyecek. Başarılı olacak inşallah. Çok daha iyi noktalara gelecek. Önünde uzun bir yol var. Tercihleri o yolda neler olacağını belirleyecek. 2003'lü galiba Yusuf Demir oynuyor. 2004'lü Emre gidiyor. Barcelona bu oyuncular erken şans veriyor. Umarım bulacaktır şans. Pekala süremiz var mı dostlar yoksa bitirdik mi? Süremizin sonuna gelmişiz. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Teşekkür değerli izleyenler haftanın son manşetini burada noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıklı kalın efendim.